Karşıt görüşen herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz tam 21'i gösteriyor. Gündemin yoğun tartışmaların, hararetli ve haberlerin birbiri ardına aktığı bir günde karşıt görüşte, karşıt fikirleri buluşturuyoruz yine. Hükümet ve ana muhalefetin temsilcisi iki isimle, iki milletvekiliyle siyaseti, gündemi ve kaçınılmaz olarak toplumun yoğun şekilde tartıştığı konuları konuşacağız bu akşam. Toplumun neredeyse ikiye bölündüğü bir tartışma konusu dediğimizde aklımıza hemen Suriyelilere vatandaşlık konusu geliyor. Çok sert polemiklerin yaşandığı vatandaşlık konusunun detayları henüz netleşmese bile buna rağmen tarafların belirlenmiş görünüyor. Taraflar belirlenmiş, iktidar çevreleri Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesini savunurken muhalefet bu düzenlemenin çok ciddi sıkıntılar getireceğini ile sürüyor. Birazdan bu konuyu detaylı bir şekilde konuşacağız. Peki bu akşam karşıt görüşte başka hangi konulara değineceğiz? Yüksek yargıda, yani Yargıtay ve Danıştay'ın yapısını yeniden düzenleyen yasa teklifini tartışacağız. Yargıda siyasallaşma iddialarını bir kez daha gündeme taşıyan bu değişiklik teklifiyle birlikte bir başka teklifi, meclis iç tüzüğünün yeniden düzenlenmesini de konuşacağız. Son olarak da dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin ifadeye çağrılmasını konuklarıma soracağım. Savcıya bugün ifade veren MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden dokunulmazlıkları kaldırılan vekilleri bekleyen yargı sürecini değerlendireceğiz. Konuklarıma gelince Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekili AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Aydın Milletvekili Bülent Tezcan benimle birlikte olacaklar. Karşıt görüşe başlıyoruz. Karşıt görüşe Reşat Petek ve Bülent Tezcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş hakikaten hoş yoğun bir gündem ya da ben hoş geldim değil mi Ankara gündemi? Ankara stüdyolarından karşıt görüşü bu akşam yapıyoruz. Öncelikle meclise gelmedi Suriye konusu Bülent Bey ama çok tartışılıyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nın bir çalışma yapması bekleniyor. TOKİ konutları verilecek dendi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Kalifiye Suriyeliler dendi. O kalifiye nasıl ayrılacak, ayrılmayacak? Öte yandan bizim kalifiye vatandaşlarımız ne olacak soruları geliyor. Bir taraftan siz de çok yakından biliyorsunuz ki terör endişesi çok var. Her gelen Suriyeliden acaba ne gelecek endişesi de yaşıyor ülke. Muhalefet niye karşı çıkıyor Suriyelilerin vatandaşlık verilmesine? Şimdi tabii vatandaşlıktan bahsediyoruz. Sıradan basit bir olaydan değil. Evet. Türkiye'de Türkiye'nin bütün sosyolojik yapısını, dokusunu etkileyebilecek, pozisyonunu etkileyebilecek bir olgudan bahsediyoruz. Ve merak ediyorum, yani neden vatandaşlık verme ihtiyacı çıktı? Neden? Yani Suriyeli, 3 milyona yakın Türkiye'ye Suriyeli geldi. Orta Doğu'daki sıkıntıyı biliyoruz. O insanların bölgelerinde yaşadığı sıkıntıyı biliyoruz. Türkiye'ye zorunlu olarak geldiklerini biliyoruz. Bununla ilgili Türkiye kendi mevzuatı içerisinde onlara bir geçici koruma statüsü veriyor bizim mevzuatımızda. Şu anda Suriyelilerin statüsü düzenlenmiş. Yani statüsü olmayan, gelmiş, ne olduğu belli olmayan bir pozisyonda da değil. Kaldı ki 5 yıldan bu yana yürütülen yanlış dış politikanın sonucu Türkiye, Suriye ile ilgili, Suriyeli göçmenlerle ilgili sorunlarla bu biçimiyle karşı karşıya kalması tesadüfi değil. Bu sorunlar özellikle iktidarın dış politikasından kaynaklanıyordu ama her şeyi koyduk bir tarafa ve bugün Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz somut bir durum var. Evet. Şimdi ben merak ediyorum, vatandaşlık statüsüyle neyi elde edeceğiz? Yani mesele öyle bir geldi ki Türkiye'nin gündemine 3 milyon Suriyeli'yi alacağız, vatandaş yapacağız. Hani bu ihtiyacı neye göre? Sonra bu böyle değil dediler. Sonra işe yarayanları alacağız dediler. Meseleyi döndüler. Bir hicret döneminde bundan 1400 yıl önce bir muhacir ve ensar karşılaştırması üzerinden, insanlarımızın hassas olduğu dini duyguları üzerinden tarif etmeye kalktılar. Bunlar yanlış şeyler. Niye söylüyorum bunu? Bakın, bizim yabancıların korunması statüsünü düzenleyen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuz var. Bunun 91. maddesi geçici koruma statüsü veriyor. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu bir de yönetmelik çıkardı. Bu çerçevede yabancıların Türkiye'de asıl mesele göç sorunuyla ilgili bunun yarattığı sosyolojik sorunları çözmek. Bu insanların barınma sorunlarını çözmek ve temel hedef bunların Türkiye'ye yerleşip kalıcı olarak Türkiye'de Türk vatandaşı olması değil. Temel hedef Suriye'de sorunun çözülmesi ve ana vatanlarına dönmesi. Her göçmen kendi yurduna dönmek ister. İnsanın doğal
beklentisidir, doğal arzusudur. Asıl olan şey Suriye'deki koşulların düzeltilmesi için uluslararası alanda da ciddi çaba harcayıp o insanları kendi bölgelerinde yaşanabilir şekilde göndermek. Soralım. Ne olur şimdi, vatandaşlık verirsek? Şimdi bakın, burada Türkiye şu anda 8 milyar dolar bugüne kadar bu sebeple harcamış durumda. Suriyelilerle ilgili 8 milyar dolar harcamış durumda. Bugün 6 milyon insanımız işsiz. 6 milyon işsizimiz var. 17 milyon yoksulumuz var. Türkiye'de hala evsiz baksız milyonlarca insanımız var. Seçim sürecini hatırlayın. Hem 7 Haziran seçimlerine giderken hem 1 Kasım seçimlerine giderken her siyasi partinin çeşitli vaatleri vardı. Seçim bildirgelerinde biz de ne diyorduk? Her vatandaşa eve ihtiyacı olan her vatandaşa ev sahibi yapacağız diyorduk. Evet. Aylık 277 lira taksitle TOKİ'den onlara arsa tahsis edeceğiz ve her vatandaşımızı ev sahibi yapacağız diyorduk. Aile sigortasıyla yoksulluğu ortadan kaldıracağız diyorduk. Her aileyi bir sosyal projedir aile sigortasıyla. 11 milyon emeklimize işte 2 maaş ikramiye ile emeklilikle ilgili emeklilerin geçim sıkıntısını aşacağız diyorduk. 17 milyon yoksulluğunu ortadan kaldıracağız diyorduk. Evet. Daha uzatabiliriz de. Bu bir paket. Şimdi bunlar nedir? Bunlar bir ülkenin kendi içerisinde uygulamak konusunda hedef koyduğu sosyal politikalardır. Şimdi siz 6 milyon insanınızın işsiz olduğu bir yerde geçici sığınma statüsüyle bölgenize gelmiş 3 milyon insanı da mevcut sorunları çözemediğiniz bir sorunun üzerine ekliyorsunuz. Hani bunun yaratacağı psikolojik etkiyi, bunun yaratacağı sosyal etkileri, bunun yaratacağı çatışma potansiyelini düşünebiliyor musunuz? Buradaki sorun, sorumlu iktidarlar bunları popülist politikalar ya da söylemlerle yürütmezler. Yapılması gereken şey çok açık. Evet, Suriyeliler gerçekten zor koşullar içerisinde Türkiye'ye gelmiştir. Önemli olan göç sorununda bunların bugünkü problemlerini çözmektir. Bakın bizim milletvekili arkadaşlarımızın raporu bu konuda. Göçle ilgili İstanbul evet. Milletvekili arkadaşımızın. Yazmış tek tek Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli sığınmacının hangi problemleri var tek tek yazmış. Barınma, istihdam, sağlık, eğitim. Bunları karşılamak için vatandaşlık statüsü vermeniz gerekmiyor. Bunları karşılamak için mevcut statü içerisinde, mevcut yapı içerisinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Peki. Vatandaşlık vermek demek Türkiye'nin sosyolojisini hazır olmadan böyle bir dalgayla alt üst etmek demektir. Reşat bir şey Bey, daha söyleyeyim ondan sonra. Bir cümle daha söyleyeyim. Bakın bizim mevcut mevzuatımız, vatandaşlık kanunumuz yabancılara vatandaşlık vermeyi yasaklamıyor. Evet. Yabancılara şu anda vatandaşlık vermeniz, Suriyelilere de vatandaşlık evet. vermeniz mümkün. Ama şartları ne? İki türlüdür. Bir, normal vatandaşlık verme, normal telsik denirdi ona eskiden ifadesi. Bir de istisnai vatandaşlık verme, istisnai telsik. Normalinde 5 yıl ikamet şartı var. Yani gelecek 5 yıl Türkiye'de kesintisiz ikamet edecek. Ondan sonra diğer şartlar da var. Uygun olanları vatandaşlığa alacaksınız. Bu 5 yıl tesadüfen, keyfi olarak masa başında ortaya atılmış bir süre değil. Bu 5 yıl yabancının Türkiye'nin kültürüne, geleneklerine, buradaki yaşam tarzına alışması buranın da yabancıyla uyum sağlayabilmesini gerektiriyor. AK Parti niye Suriyelilere şimdi vatandaşlık oraya da geleceğim. Onu i̇kincisi, da söyleyeyim. İkincisi hani, eğer evet. istisnai olarak alacaksanız, zaten 5 yıl ikamet süresi olmadan Bakanlar Kurulu kararıyla sınırlı sayıda evet. bilim adamıdır, bilim evet. insanıdır, başka bir şeydir, özel nitelikleri vardır. Alırsınız. Mevcut mevzuat buna müsait. Ha niye yapıyor çok iyi biliyoruz. Onu bu söyleyeyim. Zamana kadar bu tip temel meselelerde hangi anlayışla yürüdüyse yine onunla yürüyor. Meseleyi bir sandık meselesi ve seçim meselesi diye. Oy verecekler popülist diye. Popülist bir yaklaşımla bakıyor meseleye. Yani bu vatandaşlara vatandaşlık vermek için bu söylediğiniz barınma, istihdam, sağlık bundan hepsini sağlamanız için vatandaşlık vermenize peki. gerek yok. Vatandaşlık için bir şey gerekli, oy kullanamıyorlar şu anda. Evet. Oy kullanmalarını sağlamak istiyorsanız vatandaş yapacaksınız. Planlama da bunun üzerine. Biraz sonraki bölümde şunu anlatacağım. Bunu AK Parti, AKP iktidarı sadece bu meselede yapmıyor. Türkiye'nin bütün temel meselelerinde peki, bu yanlış üzerinde bunu yürüdü. Konuşalım. Bu hatta bizi sıkıntıya sokuyor. Suriyelilere vatandaşlık verilmesinin arkasında oy kaygısı mı var Reşat Bey? Evet, dikkatle dinledim Bülent Bey'i. Ama son cümlesini getirip de bütün bu olanı biteni AK Parti'nin oy kaygısına ve sandığa bağlamasını tabii yadırgamamak mümkün değil.
mesele bu kadar basit mi? Gerçekten 1 Kasım seçimlerine Türkiye giderken Türkiye'nin Suriye sorunu yok muydu? Suriye'den ülkemize gelenler, onların barındırılması, sağlık sorunu, eğitimi efendim vesaire bütün sorunlar o gün yok muydu? Var idi. 7 Haziran seçimlerinden önce de vardı. Efendim 1 Kasım seçimlerinden önce de vardı. Eğer bir defa meseleye böyle sadece tabirimi mazur görün, at gözlüğüyle bakıp iktidara karşı görüş beyan etme cümlesinden olarak bir oy deposu olarak buradaki demokratik demografik durum değiştirilmek isteniyor denmesini hakikaten işin gerçeği sağlıklı bir yaklaşım olmadığı gibi gerçekçi de değil, bunu ifade edeyim. Şimdi elbette ki vatandaşlık son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak son derece önemli. Bu konuda da şimdiye kadar nedir, kim, nasıl vatandaş olur? Merak edenler zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile ilgili Bakanlar Kurulu hangi hallerde yabancıların Türkiye'ye müracaatlarında vatandaşlığa alınacağı hususları da düzenlenmiş. Yasamızda var. Ha, istisnai olarak var. Demin bahsettim zaten. Vatandaşlığın kazanılması var veya 5 yıl ikametten sonra. Şimdi bir noktayı hatırlatacağım. Çok özür dilerim. 6 milyon işsiz, 17 milyon yoksul varken niye vatandaşlık diyor şimdi? Oradan girelim mi birazcık? Şimdi olur, hay hay. Tabii ortada bir güneyimizde savaş durumu var. Evet. Ve oradan bizim tarihi, coğrafi, kültürel, kadim değerlerimizle bağlı olduğumuz bir halk, tabir yerinde ise soykırıma uğruyor. Zalim Esed rejimi tarafından ve ona destek veren bazı süper güçlerin silah, mühimmat ve insan desteğiyle de ne yapıyor? Tamamen katliama uğruyor. Orada vatansız, yurtsuz, çaresiz kalmış insanlar bizim sınırımıza ve bizden başka da yine bazı ülkelerin sınırlarına kaçtıklarını bütün dünya alem biliyor. Duyurmak istemeseler de, görmek istemeseler de, efendim bu çaresizliklere, bu canhıraş feryatlara, ölümlere, bebek ölümlerine, kimyasal silahlar karşısındaki çaresizliklere, bugün Batı'nın özellikle pek çok ülkesi kulaklarını tıkasa da ortada bir vaka var. Evet. Efendim Suriye'nin nüfusunun neredeyse yarısı ülkesini terk etmiş. Efendim 500 bin kadar insan katledilmiş ve bunların yaklaşık 3 milyon dolayında Suriyeli göçmen de bizim sınırlarımızdan içeriye almışız. Bunlar arasında hiçbir insan olma özelliği dışında ayrım yapmadan. Bakın bunlar hukuken de önemli, siyaseten de önemli. Bizim kadim kültürümüz açısından değerlendirildiğinde son derece önemli. Evet. Yani hani diyor ya Birleşmiş Milletler evrensel insan hakları bildirgesi olsun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insanı insan olduğu için değer vermek ve sair unsurları bir tarafa atmak. Eğer böyleyse biz bunu İlkelerde, bildirilerde değil, fiilen şu anda uygulayan bir ülkeyiz. Oradan gelen insanların Müslüman olup olmadığına, Sünni, Şii, Yezidi hangi mezhep olduğuna bakmaksızın açmışız sınırımızda. Bu insanlar orada öldürülmesin diye vatanımıza almışız. Peki. Yani kendiliğinden biz oradan bazı insanları Türkiye'ye alalım da bunlara vatandaşlık verelim diyen bir Türkiye yok. Herhalde bunu da kimse iddia edemiyor. Şimdi niye vatandaşlık? Evet. Şimdi bir defa kaç yıl geçmiş bu olay başlayalı? 4 yıldır. 4 yıl. Ve sürekli artan bir mülteci akınıyla beraber 4 yıl olmuş. Şimdi efendim bu sürede dünyanın bütün gözleri önünde bir takım efendim bize değil tamamen Suriyeli göçmenlere yardım amacıyla paralar vaat edilmesine rağmen bunlar da gelmemiş. Türkiye az önce Bülent Bey'in dediği gibi 8 milyara yakın bir harcama ile bu Suriyelilere bakıyor. Şimdi bunlara efendim geçici oturma, çalışma izniyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Evet. Ama ülkenizde barındırdığınız geçici oturma izniyle olsun, bazı çalışma alanlarda çalışma izni vermiş olsanız bile. Burada tek taraflı bir akit var. Yani devlet olarak biz zaten bakıyoruz. Şimdi sağlık problemi olanına Türkiye bakmıyor mu diyor. Bakıyor değil mi? Evet. Efendim hamile olmuş doğumunda devlet yanında. Hatta bir kısmının eğitimi için yanında. Bunların iaşesi, yedirilmesi, giydirilmesi tamamen devlet ne durumda? Veren el durumunda. Evet. Peki yükümlülük var mı? Sorumluluk var mı? Bu sorumluluğu nasıl yükleyeceğiz? Şimdi bu sorulara da cevap verilmesi lazım. Yani şu andaki yapılmak istenen henüz
çerçevesi tam çizilmemesine yani rağmen. Vatandaş oldukları zaman yükümlülükleri ve sorumlulukları oluyor. Evet. Nedir o yükümlülükler vatandaş ve sorumluluklar? Vatandaş olduğu zaman bugün mesela özellikle siyasetle ilgilenen bütün vatandaşlarımız vatandaşın da bu konudaki tepkilerini olumlu olumsuz alıyor. Evet, elbette tabii, ki kuşkusuz. Bir kısmı diyor ki aynen Bülent Bey'in yaklaşımında olduğu gibi bizim hala işsizimiz var. Hala konutu olmayan var. Efendim bu vatandaşlarımız varken Suriyelilere de vatandaşlık verip onların bakacağız şeklinde yaklaşımlar var. Evet. Ama bakın şu anda hemen hemen birçok illerimizde Suriyeli vatandaş bu çalışma izni kapsamında veya dışında gelip çalışıyor mu? Hı hı. Yani objektif ve realiteye konuşalım. Çalışıyor. O çalıştığı için askeri ücret de dahi olsa orada çalışmak isteyen belki de bizim vatandaşımızın bir kişinin çalışmasına engel oluyor mu? Oluyor. Neden? Çünkü birisi asgari ücretle çalışmak zorunda, vergisi var, değil mi? Sorumluluğu var devlete karşı. Bunu yerine getirmek durumunda. Diğeri işveren açısından ucuz iş gücü olarak değerlendiriliyor ve orada çalıştırılabiliyor. Şimdi bu şekilde devam ettiğinde ileriye dönük olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hangi siyasi parti olursa olsun buna ne kadar katlanır, ne kadar götürür? Bunların da çok iyi hesaplanması lazım. Eğer ülkemizde karnını doyuruyorsa, burada barınıyorsa, burada iaşesi, ibadesi, sağlık her şey yapılıyorsa bu insanların bir yükümlülüğünün de olması ama lazım. Reşat Bey, sorumluluğun da olması lazım. Şunu yanlış anlıyorum. Hedeflenen yani vatandaş yapılmak istenen kalifiye Suriyeliler bu bahsettiğiniz daha ucuza çalışanlar değil anladığımız kadarıyla. Şimdi burada bir daha vatandaşlıkla ilgili kriterler üzerinde İçişleri Bakanlığımız yani, kamuoyuna da açıkladı. Açıkladı. Evet. Bu konuda çalışmalarımız devam evet. ediyor. Öncelikli olarak hiçbir terör eylemine karışmamış. Evet. Yani Başbakanımız bunu hani bir takım şaibeli efendim vatandaşlığa almamızı engel durumlar olanları zaten almayacağız şeklinde. Yani bu bir basın açıklaması olarak veyahut da grup toplantımızda ifade etti. Ama bunun hukuki bağlamda tanımlarıyla beraber önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak net olarak. Burada elbette ki bir eleme, inceleme çalışması olacak. Yoksa şimdi şöyle bakılırsa ilk girişte ifade edildiği gibi 3 milyon Suriyeli'yi vatandaşlığa alıyoruz. Şimdi meseleye böyle bakarsanız o zaman eleştirmek çok daha kolay. Hı hı. Ya bu insanların içinden terörist çıkabilir, başka problemler çıkabilir, bizim hukukumuza ayak uyduramayan böyle bak. Ama vatandaşlığı almak için kriterlerinizi ortaya koyarsanız, bugün çok önemli 8-10 kriter gündemde. Hı. Bunlar yetkililerimiz tarafından günü gelince ortaya açıklanacak tabii ki. Hı hı. Bunları hiç düşünülmemiş, konuşulmamış veyahut da hükümet bunları hiç düşünmüyor olarak farz edip de 3 milyonu toptancılıkla hemen vatandaşlığı alıyor gibi bakılırsa bir defa temeli yanlış olur, böyle bir şey yok. Burada bir inceleme yapılacak. Öncelikle de Başbakanımızın da ifade ettiği gibi elbette bir Türkiye'de beyin gücünden de yararlanabilecek, efendim onun her türlü ekonomiye de katkı verebilecek, çalışabilecek, hem yükümlülük alacak hem de katkı sağlayacak. Böylece bir anlamda nüfusumuz artmış olacak yeni vatandaşla ama aynı zamanda da paylaşım yükümlülük yönünden de artacak. Bu sağlanabilirse bir defa hukuken ve siyaseten bunda bir engel yok. Bir ikincisi şunu söyleyelim. Yani biz millet olarak kendimizi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden soyutlayamayız. Biz bakın her dönemde bu AK Parti şurada 2002'den itibaren iktidar. Ama bizim bakın tarihi sürecimize zaman zaman farklı ve yanlış gördüğümüz uygulamalar olsa bile Boraltan Köprüsü'nde teslim edip de gözümüzün önünde kurşuna dizdirdiğimiz vakayı Bülent Bey çok iyi bilir. Efendim bunun dışında biz dışarıdan gelene, Bulgaristan'dan gelene kucağımızı açmışız. Irak'tan gelene kucağımızı açmışız. Kafkaslardan gelenlere de kucağımızı açmışız. Hatta biliyorsunuz bizi Ermeni soykırımıyla suçlayanlar görmezden gelirler ama biz zaman olmuş hala da Türkiye'de efendim barındırdığımız o kadar Ermeni vardır mesela. Burada bir ayrım da yapılmamış. Peki. Yani dolayısıyla bu kadim kültürümüzden farklı... Barındırdığımız Ermeni değil, onlar Anadolu'nun bir parçasıydı o Ermeniler o zaman. İşte şunu söylüyorum. Bizim milletimizin yani, bir parçası. Sadece etnik kökeni farklıydı o kadar. Bu konuda etnik köken ayrımı yapılmadan uygulama yapıldığını Türk göstermek... Türk milletinin bir parçası onu söylüyorum. Yani o soy olarak Ermeni. Elbette bugün... Yani köken itibariyle yoksa... Hayır, şunu ifade ettim. Hala Türkiye'de vatandaşlık bağı olmadığı halde Türkiye'de barınan Ermeniler var mı? Onu kastediyorum. Bunu herkes kendim. Olabilir. Efendim? Herkes olabilir. İşte onu kastediyorum. Yani başka burada bir şey olur. Hayır, şu anda yapılan eleştirilerin içinde şu yok mu? Mesela sizin az önceki cümlenizden
İşte AK Parti'ye de destek vereceği beklentisi içinde oy hesabı yapılarak Suriye'den bu insanlar vatandaşlığa geçirilmek isteniyor eleştirisini yaptınız ya. Ben buna da cevaben söylüyorum. Burada çok farklı dünya görüşünde, etnik kökende, efendim belki de siyasi görüşünün nasıl olacağını bugünden kestirip ön yargıyla karar verilemeyecek insanlar vatandaşlık statüsü yani kazanır. Yani kime oy vereceklerini bilemezsiniz. Elbette insanların beyinde yani girebilir şöyle mi anlayalım? Ermeni kökenli olursa bize oy vermez mi demek istiyorsunuz AK Parti'ye? Ya bu kadar çarpıtma ancak hayır, bir sözünüz kadar olur. Böyle bir şey mi söylüyorsunuz Bülent Bey? Anlayamadım da anlamak için soruyorum. Yani Ermeni kökenli de olabilir dediniz de onu anlamadım. Tam yani da aksine niye? Başka bir şey söyledim. Açalım. Dedim ki Irak'tan gelenlere de Türkiye açtı sınırlarını. Bulgaristan'dan hatırlamıyor musunuz siz? Çok iyi bilirsiniz. Evet. Rahmetli Özal döneminde. Biliyorum. Bulgaristan'dan göçmenleri açmadık mı yurdumuzu? Evet. Onlara da bakmadık mı? Değil mi? Veyahut da Türk Cumhuriyetlerinden olsun, Irak'tan olsun. Bunun içinde Arabı var, Kürdü var, Türkü var, Türkmeni var, Azeri hepsi var. Dolayısıyla bizim millet olarak bu ayrımı yapmadan tam insan olduğu için sadece İnsanın sadece ve sadece insan olduğu için korunmaya muhtaç olduğu için. Peki şimdi bir araya gitmem lazım ama sadece şu bölümle ilgili bir cevabınızı istiyorum ki. Tam da bunun için. Ha bunu değil de şunu soracağım. Yükümlülükleri olacak dedi vatandaş olurlarsa. Elbette vatandaşın. Şimdi burada vergi anlıyoruz. Bir şey koymaya bile gerek yok. Balçık Hanım vatandaş dediğinizde zaten. Onunla ilgili çok kısa alayım sonra bir araya gideceğim. Söyle ama şimdi araya girdikten sonra benden mi başlayacaksınız? Sizle başlayacağım. Peki. Siz bunu o zaman asıl anlatacağım kısmını aradan sonraya bırakacağım. Peki. Bu konuyla ilgili şunu söylüyorum. Biraz önce Reşat Bey'in söylediği yükümlülüklerin tamamı Suriyelilerin şu andaki statüleriyle zaten karşılanıyor. Tamam, böyle bunun için ekstra bir vatandaşlık statüsü vermenize gerek yok. Diyelim, çok net. Burada bir nokta anlatayım koyalım, programdan sonra. Araya gidelim. Tamam. Karşıt Görüş devam edecek. Tamam. Bizden ayrılmayın lütfen. Karşıt Görüş devam ediyor. Reşat Petek ve Bülent Tezcan'la Suriyelilerin vatandaşlık meselesini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Araya gitmeden önce niye veriyoruz vatandaşlığı? Zaten bunlar var bu haklar demiştiniz. Biraz bir orada kalmıştık. Aradaki soruları da aktarayım. Şöyle ki ileride Kürt sorununu bile daha düzgün şekilde çözememiş bir Türkiye. Acaba bir Arap sorunu, bir etnik problem yaşar mı ileride? Türk-Arap sorunu yaşar mı diye soran da var. Bize sonuçta deminden beri yükümlülük diyorsunuz ama TOKİ bedava veriliyor, o bedava veriliyor, bu bedava veriliyor. Nasıl yükümlülük diyorlar olacak? Hayır, bunlar sorular, soruluyor. Endişeler deniliyor. Benim anladığım hem sosyal medyadan okudum hem de e-maillerden gelen anladığım endişe büyük aslında bu konuda. Evet. Buyurun. Şimdi biraz önce orada kalmıştık. Biraz önce Reşat Bey'in tam da anlattığı şeylerin hiçbirisini karşılamak için vatandaşlık statüsü vermeniz gerekmiyor. Bakın bizde Türk Vatandaşlığı Kanunu 11. maddesi. Çok açık. Ne demiş? Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılara, kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin yani mümeyyiz olması, 18 yaşını doldurma bizdeki ve ayırt etme gücüne sahip olması, akıl bali olması, aklı başında olması. Evet. İkinci şart. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz 5 yıl ikamet etmesi. Üçüncü şart, Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla teyit etmesi. Dördüncü şart, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığının bulunmaması. Beşinci şart, iyi ahlak sahibi olması. Hani diyor ya başbakan biraz önce Reşat Bey demişti, bakacağız suyuna. Burada diyor zaten, iyi ahlak sahibi olması. Altıncı şart, yeteri kadar Türkçe konuşabilmesi. Yedinci şart, Türkiye'de kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olması. İlginç bir maddeymiş. Sekizinci şart, iyi ahlak, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından, dikkat edin, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması şartları alınır. Niye söylüyorum bunu? Bu bir günlük iş değil. Her ülkenin vatandaşlık kanununa bakın, vatandaşlığa kabul ederken buna benzer şartlar aranır. Çünkü vatandaşlık ki, anayasanın temel hak ve tamam, özgürlükler bölümünde. Siz demin dediniz ki AK Parti bunu aslında o için siyasi istiyor. Bakın o ama. Hayır, ben hatırlatayım da soruma lütfen sorayım. Öyle o için dediniz. O da dedi ki bunu çok doğru bulmuyorum bu şeyi. Biraz at gözlüğüyle bakmaya benziyor. Çünkü evet, böyle bir şey olamaz. Yükümlülükler var. Şimdi o yükümlülüklerden bahsedelim birazcık. Yani hakikaten vatandaş olunca yükümlülükleri mi olacak Suriyeli? Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani vatandaşlık bir ülkenin siyasi haklarla ilgili bir bölümüdür. Evet. Bir kişiyi vatandaşlığa kabul etmek ülkenin siyasi pozisyonunu doğrudan doğruya etkileyen bir noktadır. Siyasi hak ve ödevlerin içerisinde yer alır. Şimdi Sayın Petek at gözlüğünden bahsediyor. Tam da AKP dış politika meselesine bu at gözlüğünden baktığı için
Rusya'dan özür dilemek, İsrail'le ilişkileri düzeltiyorum diye daha büyük sıkıntılardan sonra rayına korma çabasıyla Türkiye'nin pozisyonunu uluslararası alanda ayaklar altına almak durumuna düşürdü. Şimdi bu meselede de aynı şekilde bakıyor. At gözlüğü tam da meseleye vatandaşlık gibi bir önemli konuyu 3 milyon sizin kültürünüze uyacak mı, uymayacak mı? Entegrasyonu nasıl sağlayacaksınız? Kendi toplumunuzda uyum sorunları yaşanacak mı? Çatışmalar yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Bunların hiçbirisini hesap etmeden önümüzdeki dönemde bu insanların oy kullanabilmesini nasıl sağlarız diye bir engeli kaldırmak üzere getirilmiş bir şey. Hiç kimse size Suriyelilere sahip çıkmayın demiyor. Hiçbirimiz böyle bir şey söylemiyor. Hiç kimse Suriyelilerin barınma sorunu çözülmesin demiyor. Diyorsunuz hiç kimse ama, Suriyelilerin, hayır efendim, sınırları çok açık. Kapatma beyanatlarını hatırlayın. Sınır başka bir şey. Sınırların niye kalbura dönmesinin sonucunda Türkiye'de IŞİD tarafından her gün ya da PKK terör örgütü tarafından her gün bombalı terör saldırılarıyla İstanbul, siz Ankara, Adıyaman yaşanmaz hale geldi. Başından beri biz bu çizgideyiz. Tebrik ediyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Sayın Kılıçdaroğlu böyle demedi. Sınırı kaldır haline getirdiğini için Türkiye bugün terörün cephe ülkesi haline gelmiştir. Reşat Bey, bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Buradaki temel mesele şu. Suriyeli insanların, kişilerin Türkiye'ye geldikten sonra barınma, giyinme, yaşamayla ilgili insani ihtiyaçlarının karşılanmasına şu andaki mevzuattan kaynaklanan hiçbir engel yok. Tek bir şey var Suriyeli vatandaşların. Vatandaş olmadıkları noktada Türkiye'de oy kullanma hakları yok. Evet. Kamu hizmetlerine girme hakları yok. Vatandaşlıktan kaynaklanan çeşitli haklar var. Ama bunlar öyle geldiler alıverelim diye olacak bir şey değil. Çünkü vatandaşa tanınan belli, sadece vatandaşlara tanınan haklar o ülkenin kamusal yaşamını doğrudan doğruya ilgilendiren haklar. Onun için vatandaşlık kanunları biraz önce okudum. Bunları söylerken vatandaşlığı almayı belli şartlara bağlamıştır. Şimdi ucuz iş gücünden bahsediliyor. Ben size söyleyeyim, şu anda Suriyeliler ucuz iş gücü olarak çalıştırılmıyor mu? 5 lira yevmiyeyle çalıştırıyorlar. 5 lira yevmiyeyle çalıştırıyorlar. 10 lira yevmiyeyle çalıştırıyorlar. Gaziantep'te, onu kayıt Kilis'te, altına alacak İstanbul. Vatandaşlık şimdi, diyor Reşat Hayır efendim, Bete. Kayıt altına almak için. Bunlar yanlış kayıt altına. Anlamadım değil mi? Doğru kayıt söylediniz. Kayıt altına almanız için elbette, vatandaş yükümlülük yapmanız gerekmiyor. Bunlar kayıt altında zaten. 3 milyonu nereden buluyorsunuz? 2 milyon 750 bini kayıt altında. Girerken alırsınız. Ciddi bir devletseniz girerken alırsınız kayıt altında. Parmak izini alırsınız. İşlemlerini yaparsınız. Bu çerçevede çalıştırırsınız. Bir su için. Evet. Şimdi buradaki mesele şu. Sorun kayıt altına alma sorunu değil. Eğer siz yabancıları, eğer ucuz iş gücünden bahsediyorsanız, hiç kimse Suriyeliler asgari ücretin altında çalışır diye bir düzenleme yok. Şu andaki mevcut mevzuatta sadece asgari ücret Türk vatandaşları için geçerlidir diye bir düzenleme yok. Sosyal güvenlik imkanlarından yoksun, kölelik şartında çalışmak için Türk vatandaşı olmayanlar bu şartlarda çalıştırılır diye bir düzenleme yok. Yabancıların çalışması belli şartlara tabidir. Belli izinlere tabidir. Peki. Siz devlet olarak tam da bu sebeple vatandaşlık statüsü verirken hassas davranacaksınız, davranmanız gerekir. Vatandaşlık statüsü vermediklerinizin çalışma iznini daha özel koruma alanına tabi. Yani vatandaşın çalışmasının kontrol edilmesiyle yabancının çalışmasının kontrol edilmesi daha sıkı şartlara tabi. Reşat Bey, diyorlar ki özellikle demin maillerden hatırladım. Evet. Sağlık çözüldü. Aslında hizmeti veriliyor. İşte eğitim hizmeti hakikaten veriliyor. Yardım yapılıyor. Konut hizmeti veriliyor. Yani TOKİ gibi değil ama başka tür şeylerin içinde yaşıyorlar. Çalışmalarına izin veriliyor. Şimdi niye bunu yapıyorlar? Peki çok güzel. Yani isabetli bir soru. Bu sorudan önce bir şeyi açıklayayım. Buyurun. Ondan sonra bu sorumuz çok önemli konuyu. Şimdi gerçekten geçici oturma ve çalışma izniyle ilgili düzenlemeler yapıldığında vatandaşlıkla sağlanan tüm haklar zaten sağlanıyor. Buna ne gerek var demek? Yani bu gerçekten çok yüzeysel ve gerçekle örtüşmeyen bir yaklaşım Alçak Hanım. Şimdi eğer öyleyse biz 3 milyon yuvarlayarak söylüyoruz. Suriyeli'yi vatandaşlarımızdan her alanda aynı diye mi kabul ediyoruz? Şimdi
Az önce Vatandaşlık Kanunu 11. maddesini okudu meslektaşım. Evet. İyi de yaptı. Bakın sırf orada sayılan vatandaşlığa geçmek için mevcut yasanın ki bizim tarafımızdan çıkarılmayan önceden de var olan yasadaki şartlar dahilinde bile bugün 4 yıl olmuş Türkiye'de ikamet edeli. Şurada bir yıl sonra hiçbir yeni düzenleme yapmadan... Hayır, öyle değil efendim. Bir saniye. Öyle değil, söyleyin de öyle değil yani. Bir yere getireceğim. Peki, bir yere getireceğim. Yani şimdi hani sadece 5 yıl ikamet şartından hareketle Bakanlar Kurulu bunu değerlendirip de diğer Türkçe bilme, gelir gideri geçimini sağlayacak geliri olması, ahlaki düzey itibariyle bütün bu değerlendirmelerle alınabilmeyi hiçbir düzenleme yapmadan öngörseniz bile 5 yıl, yani şurada 1 yıl sonra mevcut kanun dahilinde Bakanlar Kurulu benzer kararlar verebilir. Ama Türkiye'de gelinen noktada... Yani 5 yıl aşamaları yetecek mi? Efendim? 5 yıl aşamaları yok, yetecek mi? Yok, tam 11. Başka maddede, 11. Var, maddede sayılan kriterleri söyledi. 5 yıl kriteri de gerçekleşmiş. Yani yanlış bilgi, onu söylüyorum. 5 yılla diyelim ki 1 yıl sonra bu kriterlere göre bile hiçbir yasal düzenleme neden yapmadan... Neden yanlış? Kısaca söyleyeyim. 1 yıl sonra da 5 yıl Türkiye'de bulunmuş oluyorlar ama bu kanunda sayılan 5 yıl ikamet şartı dolmuş olmuyor. Olmuyor. Efendim? Çünkü müsaade edin ama yani bir beraber hukukçuyuz. Yanlış bilgi vermeyelim, onun için söylüyorum. 5 yıl ikamet şartı Türk mevzuatına uygun olarak ikamet izni alanların ikamet etmesini ifade ediyor. Şu anda onlar yabancılar kanunu çerçevesinde onda bir tereddüt yok. Ben başka bir şey söylemek istiyorum da. Zaten kaldılar bir yıl sonra. Bir yıl sonra 5 yılı dolduracaklar diyorsun. Ben de doldurmayacaklar bu statüde diyor. Bak ben sözümü bitireyim. Esas söylemek istediğim o değil, yanlış bir yere çekildi mesele. Yani ben bir yıl sonra zaten bunlara vatandaşlık veririz demiyorum. Böyle olsa siz beni eleştirin. Öyle demiyorum. Hayır, şöyle dediniz. Öyle demiyorum. İkamet şartı zaten gerçekleşiyor. Hayır, geçici, o da gerçekleşmiyor. Geçici oturma izinleri var bunların. Geçici koruma statüsünde. Onun için zaten ikametten sayılmıyor bu yaşadığı süre. Tamam, müsaade edin. Onu söylüyorum. Zaten öyle olsa. Yani ya devam bugün, edin, bir yanlış bilgi olmasın diye bugün söyledim. Bugün yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olmaz o zaman. Neden yeni düzenlemeden bahsediyoruz? İster bir torba yasa içinde, ister vatandaşlık kanunda yapılacak bir değişiklikle yasal çerçevede bunun düzenleme ihtiyacı var. Ve burada söylediğim asıl sizin sorunuz da ki yükümlülük, sorumluluk meselesini gözden bırak tutmamamız. Mesela sağlık sorunu halloldu diyoruz. Nasıl halloldu? Şimdi Suriyelilerin sağlık sorunu Türkiye'nin tek taraflı vermesiyle yani sağlık giderlerini karşılamak, tedavilerini yapmakla. Evet, karşılıyoruz her şeylerini. Peki Türkiye'de vatandaş olanın sağlık sorunu nasıl karşılıyoruz biz? Hani soru cevap olsun diye, anlaşsın, vatandaş anlasın diye. Ne yapıyoruz? Memursa, işçi ise, efendim serbest ticaretini yapıyorsa herkes bu konuda sigorta primini, sağlık primini ödüyor mu karşılığını? Sadece genel sağlık sigortası bağlamında muafiyetler var belirli süre için. Onun dışında vatandaş yükümlülüğünü yerine getiriyor. Arkasından da kendisi sigorta kapsamında devletin dolayısıyla haklarına, Suriyelilerden yani burada, Yükümlülük olarak vergi de alınacak. Yani bu yüzden iyi diyorsunuz. Diğer taraftan efendim Suriyeliler alacağız, onlara bedava ev vereceğiz, bedava arazi vereceğiz. Şundan bedava, TOKİ evleri bedava. Ya bunu önce ortaya bir algı oluşturmak için bir takım sözler atılıyor. Ondan sonra da bunlar doğruymuş gibi üzerine bir şeyler ama bina edilmeye çalışıyor. Ama TOKİ konusunu Cumhurbaşkanı açıklamadı mı Sayın Petek? Efendim, şimdi Cumhurbaşkanı global olarak daha geniş yanlış çerçevede hatırlamıyorum, değil mi? Bir TOKİ'nin evlerinin verilebileceği noktasında açıklaması var. Evet. Ama geçmişte mültecilere verilen TOKİ evleri konusunda ne yapılmıştır? Borçlandırılmıştır. Efendim çalışmış, kazanmış, ödemiştir. Sistemin bu şekilde olacağı noktasında da TOKİ'nin başkanı kamuoyuna detaylı bir açıklama yaptı. Ama Nurettin Canikli sonra konuştu ve söyledi ki bunu bina bedel verme durumunu yani detaylarıyla anlattı Sayın Petek. Yani o yüzden zaten biraz kamuoyunda şey çıktı. Evet. Yani hani bina bedel verilecek diye konuşulduğu için hatırlatıyorum efendim, tekrar. Efendim zaten vatandaşlık konusunda düzenleme yapıldığında bunlar birer birer görülecek. Belki detaylı konuşulacak diyorsunuz. Bunlar birer birer görülecek. Ama bir defa vatandaşlık kavramının bizatihi kendisinde hukuki anlamda sorumluluk yükler. Peki. Burada bizim efendim nüfusumuz artıyor, ülkemiz coğrafyası toprağa yetmez, onun için barındıramayız şeklindeki yaklaşımları da ben çok zaten yani o tabiri kullanmıyorum ama yerinde görmüyorum. Çünkü çoğu zaman bütün siyasi partilerimiz Türkiye'nin 100 milyon nüfusu barındırabilecek yeraltı yerüstü zenginliğe sahip bir ülke olduğunu, bir coğrafi bölgede, önemli bölgede yaşadığımızı, yeter ki bunun işlensin, gerek tarımında, gerek madeninde, gerek hayvancılığında her alanda işlensin, mevcut atıl durumlar harekete geçirildi de bunu sağlayacak diye herkes söylemiyor mu? Söylüyor. Ha bugün biz iki şeyi birleştirmiş oluyoruz. Bir,
bizim kadim medeniyetimizden, kültürümüzden gelen anlayışla kapımıza gelip ölümden kaçan, o şer güçlerin, zalimlerin zulmünden kaçan insanlara kapımızı açtık. Ha kimse açılmasın demiyor. Bunu diyenler de var. Burada ismen onları da gerekirse söyleriz. Efendim biz duvarları örelim, sınırdan içeri almayalım. Vatanını niye terk etti bu insanlar? Gidip savaşsaydı almayalım diyenler var mı? Var. Onları da kendi anlayışlarına, ama Türk milleti olarak bizim milletimizde, tarihimizde böyle bir anlayış yok. Biz de AK Parti olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Onun için biz şartlarını sağlayan, ortaya konulacak yasal düzenlemede hukuk şartlarını sağlayan Suriyelilere vatandaşlığı vereceğiz. Ben bir şey söyleyeyim. Mesela Somali'den, Somali'deki olaylardan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden insanları bizzat Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin belirli yerlerinde vatandaşlık verip de ikamete almadı mı? Çok kaç, açık. Kaç benim. Kişiden bahsediyor? Efendim? Kaç kişiden bir şehir kuracak kadar bir rakamı tam söyleyemem ama milyonlara varan insan aldı ve bunlara vatandaşlık verdi. Vatandaşlık verdi. Şimdi efendim siz Amerika Birleşik Devletleri ile kendinizi mukayese ediyorsunuz diyenler olabilir. Ama şu anda biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel güç olarak bölgesinde sadece sınırlarımızla bağlı olmadan etkin, özellikle tarihi ve kültürel bağlarımız olan insanlarımızın da dertlerini dert edinen, işte Gazze'deki insanlarımızın derdini de dert edinen, Suriye'deki de, Irak'taki de ve bunlar arasında evrensel hukuk değerlerine göre insanlar arasında ayrım yapmadan sahiplenen bir anlayışla bunu yürütüyoruz. Bunun alkışlanması lazım, bunun takdir edilmesi lazım. Ve burada da çalışan insanımızın alın terinden ilelebet o insanlara ihanet şeklinde bir anlayış, tersini düşünün yani diyorsunuz aslında. Anlayışla değil, anlayışla değil. Niye alkışlamıyorsunuz? Tam da burada bu insanları gelin kanunlara, yasalara göre vatandaş olma hakkını elde edecek şartları taşıyanlar için. Bunları vatandaş yapalım. Çalışsınlar, vergilerini versinler, sorumluluk alsınlar, yükümlülüklerini yerine getirsinler. Onlar da bu topraklarda bir vatandaş niye, hangi hakları sahipse... Niye alkışlamıyorsunuz? Bu alkışlanacak bir şey diyor Reşat Petek. Niye alkışlamıyor CHP? Bu işler hamasetle olmaz. Bu işler oturup iyice analiz ederek olur. Hiç kimse ama müsaade edin. Ya müsaade edin. Siz bu milletin eğer Boraltan Köprüsü'nde düşmana teslim edip de kurşuna dizdirdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Suriyelileri Esad'ın zulmüne teslim edip de kurşuna dizdirmeyi düşünüyorsanız o dönemin diplomatlarının Nazi zulmüne karşı nasıl insanları kurtardığını trenlerle getirdiğini şey nefes nefese romandan okuyun. Müsaade edin. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. Bir müsaade eder misiniz Reşat Bey? Hayır, tamamlamayın. Bir biraz sonra söyleyeceğim. Ben sözünü tamamlamasını sabırla bekledim. Peki. Şimdi sabırla dinleyecek sonra ama tekrar ama arada biliyorsunuz ben. Girebiliyoruz şimdi, Bülent Bey. İkinciyi duyalım en azından. Ben de gireceğim. Siz, buyurun. Tamam. Şimdi bakın. Buradaki mesele şu. Bu işler hamasetle olmaz. 1 Kasım şimdi, seçimlerine giderken efendim, Suriyeli sorunu yok muydu Türkiye'de? Bu millet onaylamadı mı onlara kapımızı açmayı? Ya siz yarattığınız sorun varsa biz mi yarattık? 14 bu yıldır millet, bu sorunun tamamını Suriyeli, siz yarattınız. Suriyeli zulümden kaçan insanlarımıza yılından beri kucağımızı açmayı onayladı. Siz onayladıysa bırakın gene onaylasın. Ama siz... Gene onaylasın bırakın Reşat Bey. Müzmin bakın, muhalefet anlayışı bakın, içinde ufkunuz dar, geleceği peki, göremiyorsunuz. Dinleyin, öğrenecek çok peki, kısır, peki, çok kısır. Ama dinleyin, öğreneceksiniz. Peki, gene kucağını açsın. Peki Bülent Bey, şimdi evet. Şimdi bakın, müsaade edin. Peki. Bakın şimdi, burada biraz önce yabancıların vatandaşlığa alınması meselesinde Amerika Kübalıları zaman geldi denize attı, almadı. Belli şartları taşıyanları aldı. Biz 3 milyon Suriyeli Türkiye'de, Avrupa Birliği ülkelerine daha 80 bini gitmiş. Bir geri kabul anlaşması yapmışız yeni. Geri kabul anlaşmasında her bir Suriyeliye karşı bir tane alacaklar, değiş tokuş yapılacaktı. Şimdi ne olacak geri kabul anlaşması? Niye yaptınız o anlaşmayı? Vatandaşlığı alınacak bu. Hiç kimse Suriyelilerin şartları taşıyanları vatandaşlığa alınmasına itiraz etmiyor. Zaten mevcut mevzuat buna müsait. Tartışılan şey bu değil. Milleti aldatmanın alemi yok. Tartışılan şey bir kütle halinde mevcut vatandaşlık kanununda biraz önce okuduğum tarif edilenin dışında
Suriyelilerin vatandaşlığı alınması meselesi. Bu da siyasal ve sosyolojik ciddi sorunlar yaratır diyoruz. Bunu ciddi konuşalım. Bakın. Bunun da yasasını şimdi, çıkaracağız Bülent Bey. Müsaade edin. Yasasını çıkaracağız. Sosyolojisi var bu işin. Şimdi biraz önce biraz önce dediniz ki bu insanların yükümlülükleri olacak vatandaşlık olduğu zaman. Ben size bir şey söyleyeyim. Tersten okumak söylediği lazım. Söylediği şeylerin tamamı vatandaş olmadan karşılanabilecek yükümlülükler. Ne diyor? Vergi ödeyecekler diyor. Türkiye'de yabancılar çalışma izni alıp çalışmaya başladıkları anda zaten vergi ödeyecekler. Vergi ödemek için vatandaş olma şartı yok. Yanıltmasınlar izleyicileri. Milleti yanıltmayın. Müsaade sorumluluklar efendim, diyorum. Ben her söylediğinizi dinledim. Şimdi bakın tek tek anlatıyorum. Evet. Bakın tek tek cızmızla değil. Birer birer ne dediniz? Vergi alınması lazım. Nasıl finanse olacak? Şimdi biz onlara hizmet ediyoruz. Ya bir insan vatandaşlar ama müsaade edin canım. Sonra eğitim veriyoruz, sağlık hizmeti veriyoruz. Vergi alıyoruz dediniz. Sorumluluklarından da şimdi diyorsunuz. Hak ve sorumluluk. Ben de diyorum ki vergi ödemek birlikte için vatandaş olmak gerekmiyor. Türkiye'de gelir getirici faaliyet yapan herkes yabancı da olsa, Türk vatandaşı da olsa vergi öder. Dolayısıyla Suriyeliler gelir getirici bir faaliyette bulunacaklarsa vergi ödeyecekler. Vatandaşın gelir getirici bir faaliyeti yoksa öyle haraç ve cizye dönemi bitti. Baş vergisi alınmıyor. Çalışmıyorsa vatandaş zaten vergi alamazsınız. Geliri yoksa zaten Türk vatandaşından da vergi alamazsınız. Sorumluluklar diyor. Bu bir. İşte sorumluluklar bakın diyor. Vergi sorumluluğu bu vergi dedi. Evet. Bir. İkincisi sosyal güvenlik. Müsaade edin efendim. Bitirmedim ben. Müsaade edin. Sosyal güvenlikle ilgili mesele. Bakın. Çalışan bir kişi çalışma izni aldıktan sonra sosyal güvenlik primi vatandaş çalışırsa ödenir diye bir kural yok. O da vatandaşlık şartına bağlı değil. Yabancı da burada çalıştığı zaman sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde prim ödenecek. Bunlar doğru şeyler değil. Yani bunları yapmak için vatandaş almanız, yapmanız peki gerekmiyor. Mesele şudur. Burada siz 8 milyar dolar biz harcamışız. 455 milyon dolar sadece Avrupa bununla ilgili bir bütçe ayırmış kendisi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Vatandaş sanki şöyle bir algı var. Dinleyiciler bunu zannedecekler ya da vatandaşlar. 3 milyon Suriyeli'yi kanunu çıkardık. 3 milyonu hemen alınacak. 3 milyon Suriyeli'ye hemen vergi ödenecek. Sosyal güvenlik primi ödenecek işler bulunacak. Ondan sonra bu insanlar aldıkları sağlık hizmeti ve diğer sosyal hizmetlerin karşılığını vergi ödeyerek vatandaş olarak ödeyecekler. Nerede o bolluk? Nerede o bolluk? 6 milyon insan işsiz diyorum. Peki, 3 milyon işsiz iyi daha İyi kullanmam işsiz lazım şimdi, süreyi. Ekleyeceğiniz şimdi, bir şey varsa bir şey hemen var. Alayım sonra bir araya şimdi gideceğim. Yargıtay, Danıştay'da konuşacağız şimdi, çünkü. Yılda 900 bin evet sağlık hizmeti alıyor Suriyeliler. Evet. 900 bin Suriyeli. 150 bin Suriyeli çocuk okullarda eğitim görüyor. 150 bin. Ve 100 binin üzerinde doğum oluyor. Vatandaş olunca şimdi, parasını mı alacaksınız bu hizmetleri? Şimdi biraz bana diyordunuz da sabredin. İşte hayır yani biraz, anlayın diye söylüyorum. Araya girmeyecektin ya. Hayır, anlayın diye arada söylüyorum. Arada girilebilir tamam bence. Bence de girilebilir de çok ısrar etti beni. Dinamizm çok sağlamak. Çok ısrar etti de onu hatırlıyorum. Abartmadan girebiliriz. Tamam. Onu hatırlatıyorum evet kendisine. Yoksa evet girilebilir. Şimdi efendim 100 binin üzerinde de doğum oluyor. Şimdi bir defa doğum, burada doğan insan doğumla vatandaşlık söz konusu. Şimdi bu insanların bu rakamları bugün için verdiğimiz rakamlar. Evet. İleriye dönük. Yarın Suriye'de ne zaman barış olur? Bir şey ne zaman ne, doğumla vatandaşlık nasıl söz konusu? Efendim? Onu anlamadım. Doğumla vatandaşlık nasıl söz konusu? Burada doğanlar Türk vatandaşı oluyor diyorsunuz değil mi? Şimdi vatandaşlığın her ülkede farklı şeyleri var. Hala doğumla vatandaşlık efendim nasıl olur? Demin dediniz bizim, ki bizim 11... doğuyor 150 bin kişi doğuyor doğumla. Bülent Bey, siz 11. maddeyi mevcut yasada okudunuz. Hı-hı. Değil mi? Türkiye'de şu mevcut mevzuatımıza göre nasıl vatandaşlık olacağının şartları belli. Yasal düzenleme belli. Şimdi şunu söylüyorum. Burada doğan vatandaş hayır, doğumla oluyor vatandaşlık nasıl yok oluyor diye soruyorum. Onu hayır, soruyorum. Hayır, Türkiye'de tek başına doğumla vatandaşlık kazanan ülkeler de var. Mesela ABD'de, İngiltere'de. Efendim onu sordum. Türkiye'de Suriyelilerin doğumundan efendim bahsettiniz ve doğumla vatandaşlık oluyor dediniz. Diyorum, nasıl oluyor diyorum, onu soruyorum. 100 binin üzerine doğum oluyor tamam diyorum Bülent Bey. Tamam mı? Hı-hı. Ve bu kadar çocuk okula gidiyor diyorum. Hastalık 900 bin dolayında tedavi alıyor. Bu insanların hepsi geçici statüde Türkiye'de. Ve devletin bunlara sürekli demin bahsettiğimiz 8 milyardan bahsettik. Ve gittikçe artan bir harcamasıyla bunlar evet oluyor. Dolayısıyla bunun nihai tahlilde Türkiye çözmesi lazım. Bunu çözerken de Türkiye efendim hukuk devleti. Türkiye'de yasaması var, yürütmesi var, yargısı var.
yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi bu meseleye pekala mevcut vatandaşlık kanunu ile bir çözüm bulunamıyorsa yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir, tartışılır, konuşulur. Ana muhalefette Bülent Bey de orada da görüşlerini ifade ederler. Sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasal çözüm buraya getirir. Vatandaşlık konusunda da yeni kriterler pekala konulur ve burada hem milletin dediği, meclisinin dediği yerine gelir. Soralım şimdi, millete. Soralım efendim, millete. Hani hep soruyoruz ya. Referandumu söylüyor. Elbette. Evet. Şunu referandum şunu yapalım, soralım millete bakalım. Gerekirse o da sorulur. Bizim referandumumuzdan, milletten sormaktan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir çekincemiz yok. Yok, çünkü her zaman, çünkü soralım. 1 Kasım seçimlerine giderken Türkiye'de Suriyeli vatandaşların sorunu vardı. Tamam mı? Yani buradaki referanduma götürülebilir mi? Dolayısıyla efendim referanduma götürülebilir mi sizce böyle bir şey? Şu anda bu yasal düzenlemeyle çözülebilecek bir konu. Referanduma gerek yok yani. Anayasal bir düzenlemeyi gerektirmiyor. Hı. Referandum konuları anayasadaki mevcut 367 bandında zorunlu, 67'den sonra Cumhurbaşkanı'nın isteğine bağlı referanduma giden konulardır. Dolayısıyla bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani milleti temsil eden yüce mecliste kanunla çözüme bağlanıyorsa bu mesele hallolmuş demektir. Şimdi ama bizim görüşümüz canım beraber Yargıtay, Danıştay değişikliklerine de zamanımız kalsın. Bizim görüşümüz yüzden doğrudur, diğerleri yanlıştır şeklinde. Peki. Derseniz şimdi, ben o zaman şunu hatırlatırım. Boral Tan Köprüsü meselesine cevap vermeden kapatmayız. Şimdi Boral Tan Köprüsü meselesinde söylediği şey bugün Türkiye'de İsmet Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni savaşa sokmama konusundaki ustalığını dünya takdir etmiştir. Bir tarafta 14 yıllık AKP'nin maceracı dış politikası, bir tarafta o dönem bütün dünyanın diktatörlerine karşı direnen İsmet Paşa rejimi. Askerlerimizin gözünde şehit edilen. Şimdi müsaade edin. Nefes Nefese romanını okusunlar. O zaman bütün yabancı Nazi zulmüne maruz kalan Yahudileri, Türkleri nasıl koruyup trenlerle Türkiye'ye getirdiklerini görsünler bir. İkincisi de hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde Mavi Marmara gibi önce davul zurnayla insanları oraya gönderip donanmayla göndereceğiz deyip arkasından da bana mı sordunuz deme Boraltan'ın cevabı mı bu? İkinci yok. Hiç olmamış. Boraltan'ın cevabı mı bu? Boraltan'ın da cevabı bu. Hepsinin cevabı bu. Bize sığınan Türkiye bir yangından kardeşlerimizi Türkiye bir yangından çıkarılmıştır. Siz öldürün de düşmana teslim etmeyin. Türkiye bir yangından çıkarılmıştır. O kardeşlerimizi İsmet Paşa Türkiye'yi bir yangından çıkarmıştır. Siz Türkiye'yi bir yangının içine sokmanın peşindesiniz. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. İsmet Paşa Türkiye'yi bir yangından çıkarmış, kurtarmıştır. Siz Türkiye'yi bir yangının peşine içine attınız. Tarihi ters yüz edemezsiniz. Türkiye'de Antep'ten Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a kadar onlarca insanın katledildiği bir terörist ortasına sokmuştur. Şimdi biz bir araya gidiyoruz. Bülent Tezcan ve Reşat Petek birer nefes alacaksınız siz. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra Yargıtay ve Danıştay değişikliğini konuşacağız. Reşat Petek'le birlikteyiz. Biraz Yargıtay ve Danıştay değişikliğiyle ilgili bölüme geçelim izin verirseniz. Çünkü zamanı iyi ayarlamak ve kullanmak lazım. Bülent Bey, şimdi değişikliklerle ilgili işte yargının siyasallaşması uzun zamandır tartışılan bir nokta. İşte bu çok sesliliği arttıracak diyen de var. AK Parti yargıyı ele geçirmek için bu adımı atıyor diyen de var. Nasıl görüyorsunuz Yargıtay ve Danıştay değişikliğini? Bir iki taneyi de izleyicileri hatırlatmak adına tasarıyla getirilen düzenlemeleri sayacağım. Yargıtay'ın daire sayısı 46'dan 24'e düşürülüyor. Kapatılması öngören 22 daire 3 yıl içinde 1. Başkanlık kurulunca kademeli olarak kapatılacak. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Evet, Yargıtay'ın 516 olan üye kadrosu kanun yürürlüğe girilmesi 300'e boşalan her 310'a her iki üyelik için bir üye seçilmek suretiyle kademeli şekilde nihai olarak 200'e düşürülüyor. 3 yılda. Evet. Yargıtay üyelerine Anayasa Mahkemesi olduğu gibi 12 yıl görev süresi getiriliyor. Evet. İşte kıdem şartı 6 yıla iniyor. Danıştay'da üye sayısı 90'a iniyor gibi bir takım maddeleri var. Danıştay'da daire sayısı 10'a iniyor. 90'a da kademeli olarak. Önce şimdi, 116'ya iniyor Danıştay. Evet. Sonra kademeli olarak 3 yıl şimdi içinde. Şimdi bunun detaylarını konuşacak değiliz ama genel bir baktığınız zaman
Nasıl algılıyorsunuz siz bu değişiklikleri? Şimdi bizim burada temel olarak itiraz ettiğimiz, başından bu yana sadece bu değişiklik meselesinde değil, itiraz ettiğimiz şey yargıyı siyasallaştırma sürecidir. Evet. Bu süreç sadece bugünün işi değil. Ne yazık ki bu süreç özellikle AKP'nin 2007'den sonra, 2010 referandumundan önce başlayıp 2010'dan sonra hızla devam eden bir süreç olarak yaşandı. Bakın şimdi bugün Yargıtay'da ve Danıştay'da şu düzenlemelerle, anayasaya aykırılı olarak yapılan bu düzenlemelerle aslında yapmaya çalıştıkları şey, kulislerde söylenen, anlatılan, anlattıkları şey, yargıyı cemaatten temizlemek istiyoruz diyorlar. Çok açık. Evet. Hiç dolaştırmaya gerek yok. Yargıtay cemaat hakim oldu. Yargıtay ve Danıştay cemaatten temizlemek için, FETÖ'den, Fethullahçı terör örgütünden temizlemek için buna ihtiyacımız var diyorlar. Ve bunun için yapıyorlar. Şimdi rakamları belirlerken de böyle yaptıkları belli. Şimdi buradaki mesele şu. İyi bir şey mi bu, kötü bir şey? Şu soruyu sormak lazım. Evet. Yargının hiçbir cemaat, örgüt, kurum, siyaset tarafından teslim alınmaması lazım. Kim teslim alırsa alsın hep beraber karşı çıkmamız lazım. Evet. Hiç tereddüt yok burada. Yani AKP'si vesaire. Ama mesele şu. Bugün yargıyı bu hale getiren AKP'nin kendisi. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya baştan getirdi ama bugün nedamet getirdi. Aldatıldığını da anladı. Kurtulmaya çalışıyor. İyi niyetli. Destek versenize diyebilirsiniz. Onun da cevabını vereceğim. Bakın buradaki mesele, temel mesele şu. 2011 yılının Şubat ayına gidelim. 2011 yılının Şubat ayında 160 militan yargıç atadılar Yargıtay'a. Yeni daireler ihdas ederek. O zaman Yargıtay'ın daire sayısı 32 idi. 38'e çıkardılar. Yargıtay'ın üye sayısı 250 idi, 387'ye çıkardılar Şubat ayında. Evet. Ki değişiklikle aynı kanunla yaptılar ama o zaman daire eklediler. Yani süreyle ilgili oynama yapmadılar. Arkasından aynı dönem içerisinde 2014 yılına gelindi. 2011 yılında Danıştay'da da 95 üyeyi 156'ya çıkardılar o zaman. Ve 13 daireyi 15'e çıkardılar. 2011 Şubat ayında yapılan değişiklikte. Bugün şikayet ettikleri cemaatçilerin tamamını o zaman, cemaatçi üye dediklerinin, FETÖ, ÇETE, terör örgütü dediklerinin tamamını o zaman Yargıtay'a ve Danıştay'a taşıdılar. Ve o dönemde biz 160 militan taşıdınız dediğimizde yargıya böyle şey söylemeyin diyorlardı bize. Evet. Sonra ne oldu? 2014 yılına geldi. Bildiğimiz 17-25 Aralık süreci vesaire. Yani iktidar bloğu dağıldı. AKP ile cemaat arasında bir iktidar bloğu vardı. Birlikte bir iktidardılar. İşte Ergenekon, Balyoz gibi iftira davalarını, donanma davası gibi iftira davalarını birlikte organize ettiler. Sonra blok dağıldı. Bir çatışma yaşandı. 2014 yılına gelince cemaatten kurtulmak, cemaatin de yargı içerisindeki bu pozisyonunu değiştirmek için yine aynı yöntemle, 2011 yılındaki yeni daire ve yeni üye yapma yöntemiyle Yargıtay'ın 387 olan üye sayısını 516'ya çıkardılar. 38 olan daire sayısında 46'ya çıkardılar. Danıştay'da da 15 olan daireyi 17'ye çıkardılar. 156 olan üye sayısında 195'e çıkardılar. Bildiğimiz süreç yaşandı. Şimdi bugün de gelip bu cemaatçi hakimleri, şimdi bir yeni alınanlar cemaatçi. Peki kendi sorunuza cevap şimdi, verin demin dediniz ya. Evet. Şimdi oraya geldim. 2016'ya geldik. Evet. Şimdi de diyorlar ki biz bunları temizlemek için, gerekçe de onu demiyorlar da istinaf mahkemelerini gerekçe peki gösteriyorlar. İstinafları açtık diyorlar. Biz bunları temizlemek için işte şu anda üye sayısını önce 310'a sonra 200'e indireceğiz. Süreyi 12 yılla sınırlıyorlar. 24, biraz önce söylediğimiz evet, 24 ayda indiriyorlar. Danıştay'da evet, da 90'a indiriyorlar. Şimdi bunu, mesele şudur. Biz dedik ki yargının, İster siyasi iktidar, ister cemaat, ister çete, ister örgüt, kim olursa olsun yargının bağımsız ve tarafsız olması lazım. Kimsenin yargıya talimat vermemesi lazım. Sosyal demokrat hakim, milliyetçi hakim, muhafazakar hakim, cemaatçi hakim, böyle bir şey olmaz. Bu vatandaş için de güvence değildir. Onun için yargıda gerçekten bir rahatsızlık hissediyorsanız ve düzeltmek istiyorsanız bunu zorlayarak, siyasetin yargı üzerinde oyun oynaması yöntemiyle yapmayın. Sistemi bozmayın. Bunun yerine anayasa değişikliği gerekiyor bunun için. Anayasanın 154 ve 155. maddelerini değiştirmek gerekiyor. Gelin beraber değiştirelim. Niye anayasaya aykırı? Açıkça anayasada Yargıtay ve Danıştay üyesi seçilenler için süre öngörülmemiş. Hakimlik teminatı çerçevesinde emekli oluncaya kadar, yaş haddine kadar görev yapacak.
Ya da kendisi istifa edecek. Peki. Şimdi bu yapılmamış diyor. Dedik ki bakın şunu söyledik. Eğer bir düzenleme yapmak istiyorsanız gelin anayasayı birlikte evet. değiştirelim ve mesele anayasaya aykırı olmadan yapılsın. Yanaşmadılar. Niye biliyor musunuz? Mesele bölge idare ya da idare mahkemelerine atamaların yapılması değil. Eğer öyle olsaydı bölge idare mahkemelerini düzenleyen kanun 2004 yılında çıktı. 2005 yılının Haziran'da yürürlüğe girecekti. Yine AKP iktidarı dönemiydi. Aradan kaç sene geçmiş? 12 sene geçmiş. 12 senedir 2011 yılında Yargıtay'ın ve Danıştay'ın sayısını artırırken, 2014 yılında bunların sayısını artırırken bunları yapmak yerine istinaflara atama yapsaydın, istinaf mahkemelerine dosyaların bir kısmını mesele gönderseydin. Mesele nedir peki? Çözemez miydin? Çözerdin. Mesele şudur. Mesele AKP her dönem bu işi yargıyı teslim alma süreci olarak tamam, görüyorum. Bunu da orta. Kim özetliyor? Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde söylediği bir söz var. Cumhurbaşkanı iken de söyledi. Peki. Yargı bana ayak bağı dedi. Peki. Çok net bir şekilde. Bir durun orada. Yargı bana ayak Reşat bağı dedi. Reşat Bey'le devam edelim döneceğiz. Ayak bağı olan yargıyı köle yapmak isteyen anlayış yargıyla oynuyor. Bundan kimseye hayır gelmez. Reşat Bey, cemaat ya da FETÖ yapılanması mı temizleniyor yargıda? Şimdi efendim, yargıda paralel devlet yapılanması olarak kamuoyunun bildiği başlangıçta cemaat veyahut da FETÖ, Fethullahçı evet. yapılanma olarak da kamuoyunda bilinen bir yapılanma olduğu bugün saklanması mümkün olmayan bir durum. Ama şu son Danıştay Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 6720 evet. sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Temmuz tarihinde kabul ettiğimiz CHP'nin muhalefetini engellemelerine rağmen kabul ettiğimiz bu kanun şu anda Cumhurbaşkanımızın onaylama sürecinde. Evet. Bu kanunun tamamını bu gerekçeye bağlarsak yanlış. Bir defa az önce Bülent Bey'in ifade ettiği 2010 anayasa referandumundan sonra hı hı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeniden yapılanması arkasından da o yeni HSYK'nın kısaca Yargıtay'a ve Danıştay'a yeni üyeler seçmesi döneminde Türkiye'de henüz faaliyete bölge adliye mahkemelerinin, istinaf mahkemelerinin yasası çıkmış olmasına rağmen doğrudur. Hı hı. Yasası önce çıkmıştır. Yürürlük tarihi 2004'tür. O itibaren Türk Ceza yani. Kanunu da, Ceza Muhakemesi evet. Kanunu da, bölge adliye mahkemelerinin kurulması da o tarihlidir. 2004'te kabul edilmiştir. Şimdi o günün şartlarıyla bugünkü şartları aynı olduğunu düşünüp de sayıyı bir artıyorlar, bir eksiltiyorlar. Daire sayısı bir artıyor, bir eksiliyor diye meseleye bakarsak burada bir değerlendirme de hata olur. Şu anda tekrara girmek istemiyorum ama doğru. 516'dan kademeli olarak 200'e üye sayısı Yargıtay'da evet, düşecek. Evet, söyledik onu. Danıştay'da da 195'ten yani 90'a indirilecek. Şey ama nedir? Ana mesele şu. Ana mesele. Bakın şu anda Yargıtay'da sonuç bekleyen vatandaşımızın hani bağımsız, tarafsız, adil yargıdan bir an önce çözülmesini beklediği ilk derece mahkemelerinde karar verilip de temyiz nedeniyle Danıştay'a ve Yargıtay'a gittiği dosya sayısı şu anda gerçekten geciken adalet olarak hepimizin yakındığı bir sayı. Bugün 1 milyon 200 dolayında Yargıtay'da bekleyen dosya var. Evet. Üye sayısı artmasına, daire sayısı artmasına rağmen Türkiye'de artan iş yükü ve yargının bu kendi içindeki problemlerden dolayı da bu mesele çözülebilmiş değil. Yani yargının bütün sorunları yok, hiçbir sorunu yok, bağımsız, tarafsız yargı devam ediyor, her şey hallolmuş olarak meseleye bakılsa zaten çözüm aranmaz. Peki ama bu şu yüksek anda, yargıyla olan değişiklik bu söylediklerinizi çözmek için mi yapılıyor? Şimdi özellikle istinaf mahkemelerinde bundan böyle bakın büyük oranda ceza davalarının %91'i ilk derece mahkemesiyle istinaf mahkemelerinde sonuçlanacak. Efendim hukuk mahkemeleri olarak ifade ettiğimiz hukuki ihtilaflar özel hukuk alanında %89'u yine istinaf mahkemelerinde. Çünkü istinaf mahkemeleri Yargıtay ve Danıştay gibi sadece kararı bozan veya onayan mahkemeler değil. Evet, onların yapısı farklı. İşin esasına girebilecek, düzeltebilecek, üzerinde yargılama yapabilecek. Detay onlara girmeyelim. Peki. Yine idari yargıda da %80'i bu şekilde sonuçlanacak. Dolayısıyla
Danıştay ve Yargıtay içtihat mahkemeleri olarak yasal olarak tam çözüme kavuşmayan konularda içtihat üreten, emsal karar üreten merciler olacak. Dolayısıyla burada üye sayısının ve daire sayısının azaltılması, bu yapılırken de görev yapan Yargıtay üyelerinin, Danıştay üyelerinin anayasal teminat altında olan haklarına zarar gelmeden bunun çözülmesi yasayla yapılmak. Şimdi ben bu meslekten geliyorum. Evet. Cumhuriyet Savcılığı yaptım, başsavcılık yaptım. Daha sonra da savunma merdiğinde avukatlık yaptım. Sistemin işlemeyen yerlerini de biliyorsunuz şimdi aslında. Dolayısıyla evet. Burada hakikaten bir parti gözlüğüyle veyahut da sadece siyasal bir düşünceyle değil, Türkiye'de vatandaşlarımızın yargıdan beklentilerine cevap verecek bir sistemi Türkiye'de oturtmanın mücadelesini birlikte vermemiz lazım. Bunun temel şartı yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Reşat Bey, demin Bülent üzerinde... Bey çok ağır bir ithamda bulundu. Dedi ki sonuçta cemaatle hükümet beraber bir blok yaptılar ve burada sahte davalarla gündemi başka türlü şey yaptılar. Şimdi o blok evet, dağıldı. Çok... Şimdi hatırlatayım diye evet, söylüyorum evet, tekrar evet, o blok evet. dağıldı. Şimdi de cemaatin o üyelerini yargıdan temizlemeye çalışıyor. Nerede kaldı? Yargı dedi. Şimdi efendim... Ha şöyle söyleyeyim, parantez devam cevap için değil, bir ilave. Buyurun lütfen. Buyurun. Ben yargı içerisinde cemaat ya da başka bir şekilde bu tip pozisyon alan herkesin temizlenmesi zaten gerektiğine zaten olmaması gerektiğini söylediniz. Evet, ama buyurun bunun Reşat yolu Bey. Hukuk içerisinde evet. alırsın, evet. istifaya davet edersin, şimdi, anayasa değişikliğiyle yapman gereken neyse yaparsın. Bunu evet, elbette keşke, tabii onu da söyleyelim, keşke anayasa değişikliğiyle yeni sivil bir anayasada bunları tamamen yeniden düzenleyebilseydik. Hem yüksek yargı organlarını, hem Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu. Ama bu konuda da hep minderden kaçan taraf Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için, ana muhalefetten beklediğimiz hiçbir zaman bulamadığımız için, uzlaşma sağlanan maddelerin bile arkasında durmayıp, imza attıkları maddeleri bile gelin anayasaya değiştirelim dediğinde minderden kaçtıkları için Türkiye'de bunu sağlayamadık. Ya bu da bir gerçek. Şimdi söz güzel, anayasayı birlikte değiştirelim. Buyurun birlikte değiştirelim. Hepsinin var cevabı vereceğim, hepsinin vereceğim cevabı. Sabır ol Bülent Bey. Vereceğim hepsinin cevabı. Bunun için bütün kamuoyu biliyor, milletimiz biliyor. Uzlaşma komisyonu kurduk. En yüksek fedakarlıkları AK Parti olarak biz gösterdik. Birinci parti olmamıza rağmen, efendim onda bir oyumuzu alan partilerle masaya eşit şartlarda, eşit oy hakkıyla oturduk. Uzlaşma dendi, 60 maddede uzlaşma sağladık dendi, imzalar atıldı. Gelin yasalaştıralım dendiğinde kaçtılar. Milletimiz bunu biliyor. Kim kaçtı? Diğer taraftan bu defaatle gündeme geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere şimdi gelinmedi. Şimdi anlatacağım nasıl kaçtığınızı. Şimdi tarih tarih anlatacağım. Sabırlı. Uzlaşmama komisyonu. Ha, uzlaşmama evet. komisyonu. Ben o komisyonu üyesiyim. Anlatayım evet, şimdi nasıl. Anlatabilirsiniz. Evet. Ben bitireyim. Kaçan CHP tarafı mıydı sizce? Efendim gelin anayasayı değiştirelim, 60 maddeyi çıkaralım dendiğinde bütün kamuoyu biliyor. Yani bunu madem çünkü bakın şunu söyleyeyim. Yani biz bu işi biliyoruz. Uzlaşma komisyonu anayasa ve iş tüzük gereği yasal bir komisyon değil, uzlaşma ile adı üzerinde oluşturulan bir komisyondu. Bağlayıcılığı yoktu. Orada alınan kararlardan bağlayıcılık siyasiydi. Kamuoyuna bir söz vermişti partiler. Biz burada dört siyasi parti uzlaşalım. Uzlaştıklarımızı daha sonra kendisinin de üyesi olduğu anayasa komisyonumuza, oradan meclis genel kuruluna gelsin, bunu anayasa haline dönüştürelimdi. Evet. Ama bu yapılamadı. Niye yapılamadı? Orada imza atıldı. Daha sonra arkasında durmadı muhalefet partileri. Şimdi bakın uzağa gitmeyelim daha 26. dönem şu anda içinde bulunduğumuz yasama döneminde de uzlaşma komisyonu gündeme geldi. Aynı fedakarlık, hatta ben dedim ki kendisi de hatırlayacaktır, bir komisyon kurulacaksa anayasa komisyonunda bu konuşmamda söyledim. Bunun da demokratik olması lazım. AK Parti 317 milletvekili varsa 317'ye göre bir temsil kabiliyeti olmalı. Cumhuriyet Halk Parti'nin kendi temsil, HDP'nin de MHP'nin de, bunu ben şahsen ifade ediyorum. Evet. Ama partimiz yine fedakarlık yaptı, dedi ki eşit olarak masaya oturalım. Tam masaya oturuldu derken bir baktık ki Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki anayasadan önce kanunlardaki 12 Eylül darbesinin kalıntılarını temizleyelim. Ona da cevabımızı verdik. Dedik ki ya 350 milletvekili var. İki ayrı komisyon kuralım. Bir komisyon darbe kalıntısı yasaları temizlesin ama bir komisyonda uzlaşma komisyonu olarak anayasayı hazırlasın dedik. Evet. Buna da gelmedi Cumhuriyet Halk Partisi. Herkes masayı kimin devirdiğini ve oraya kimin gelmediğini biliyor. Dolayısıyla Sayın Ahmet İlemayar ya da Cemil Çek'le bir toplantı yapın. Onu biraz onu sonra konuşalım, o toplantıda biraz sonra. Şimdi efendim konuşalım. Biz adaletin gecikmeden, hakikaten bağımsız, tarafsız hiçbir siyasi partinin etkisinde bir yargı düşünemeyiz. Çünkü adalet
bir siyasi düşünceyi, bir fikri, bir ideolojik gözlüğü takıp da karar vermeyi asla kabul etmez. Bakın, düşüncesi, fikri, zenginliği, fakirliği, bölgesi, coğrafi, ne olursa olsun insanların adaletten beklentisi tarafsız yargıdır. Tarafsızlığı da bağımsızlık sağlar, ikisi bir arada olması lazım. Biz buna inanmışız, bunu sağlamak için de mücadele ediyoruz. Eleştirmek kolay, Balçak Hanım, eleştirmek kolay. Peki yine tersten bir soru sorayım mı size? Şimdi sorun. Yargı mensuplarının tam da bu tartışmalar içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne cübbeleriyle çıkması da çok tartışıldı. Yargı bağımsızlığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Hatta o kadar eleştiriler ilerledi ki 28 Şubat dönemindeki şeylere gönderme bile yapıldı. Yargıtay Başkanı'nın, evet, Cumhurbaşkanı'na... Külliyesi'ndeki davetiyle alakalı konuşuyor. Şimdi efendim, anayasanın 104. maddesine baktığınızda Cumhurbaşkanı'nın anayasal gereği, görev ve yetkileri bellidir. Anayasa gereği yasama, yürütme, yargı organlarının uyumlu sağlamasını gözetmek Cumhurbaşkanı'nın asli görevidir. Ama hiçbir zaman Genelkurmay Başkanı'nın böyle bir görevi yoktu. Onun için kalkıp rahatsız oluyoruz efendim, biz? Yani biz derken efendim, bütün Türkiye'den. Bütün Türkiye rahatsız olmuyor. Zihinlerinde Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini hazmedemeyen, bunu da Recep Tayyip Erdoğan devrilirse şartına bağlayan, böyle bir katılaşmış, sabitleşmiş, fikri sabit haline gelmiş anti Tayyip, AK Parti veyahut da Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarının bir rahatsızlığı. Belki belirli medyada sesleri fazla çıkıyordur, ondandır. Eğer milletin tepkisi aynı yönde olsa, daha seçimlerin üzerinden 6 ay geçmiş, 1 Kasım seçimlerinde millet %50 bu politikaları onayladı ve evet dedi Balçık Hanım. Biz demokrasi diyorsak, demokrasi sözümüzde de samimiysek, sandığın sonucuna da itibar etmek, güvenmek zorundayız. Peki. Ha tamam, muhalefet eleştirir, kabul etmez. Ben bunlara saygı duyarım. Kuşkusuz. Ama sonuçta demokraside, çoğulcu demokraside azınlığın hakkı korunmakla birlikte çoğunluğun dediği olur. Bakın, burası önemli. Çokluk demiyorum. Azınlığın bütün temel hak ve özgürlükleri korunmak şartıyla elbette ki demokrasi yani çoğunluğun rejimidir. O azınlığın bütün haklarının korunması, evet, çok önemli. Tabii hakikaten. İkisi birlikte olması. Tabii, yoksa, siz de hukukçusunuz. Elbette ben çoğunluktayım. Çok azınlığın önemli. Hakkını... Yok. Böyle bir şey yok. Doğru. Evrensel hukuktaki ne hakkı varsa bir kişi de olsa korunması Bülent lazım. Bey, siz de onu düşünüyorsunuz, evet, özellikle külliyedeki orada bir cümle daha söyleyeyim. Peki, buyurun. Hakikaten Yargıtay Başkanı'na özellikle yapılan o eleştiriler çok insafsızdı. Bunu yapanlar lütfen açsınlar anayasanın 104. maddesini, gerekiyorsa buradan da okuruz, birlikte okuyalım. Burada Cumhurbaşkanı'nın yargısal alanda, yasama alanında, yürütme alanındaki görevleri anayasayla belirlenmişken ve anayasanın uygulanması, devlet organlarının ki yasama, yürütme, yargı düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeten bir makam olarak, burada üst yargının bir başkanının, ha şu olsa bakın hep beraber eleştirelim. Efendim, Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda yargı işleyecek gibi bir beyanatları olsa, burada yargı bağımsızlığına zarar verecek bir açıklamaları olsa bunu kabullenemeyiz. Kim olursa olsun. Ama devletin birliğinin sembolü yine bu anayasa ifade ediyor. Devletin başı Cumhurbaşkanı'na saygısızlığa varacak şekilde, yani sanki Cumhurbaşkanı'na yanında bulunmak, masasında oturmak, birlikte bir açılışa katılmak yargı bağımsızlığını ortadan kaldırıyormuş gibi yapılan eleştiriler gerçekten, peki, siz ne kabul edilebilir değil. Evet. Şimdi bunların hiçbirisi anayasada tarif edilen şeyleri ifade etmiyor. Anayasanın 104. maddesi çok açık. Evet, Cumhurbaşkanı devletin organlarının arasında dengeli çalışmasını, evet, sağlar diyor. Orada yasamaya ilişkin görevler, yürütmeye ilişkin görevler, yargıya ilişkin görevler ayrı ayrı sayılmış. Yargıya ilişkin görevlere bakarsa Sayın Petek görecektir, sadece yüksek mahkeme üyelerinin seçilmesiyle ilgili anayasanın kendisine verdiği görevleri sayar orada. Evet. Tamam. Bunu söyler. Ha, onun için Cumhurbaşkanı bizim anayasamız kuvvetler ayrılığı esasına, dinleyin müsaade edin, kuvvetler ayrılığı esasına tabidir. 138. madde yargı bağımsızlığını düzenler. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Hükümetin değil, yürütmenin başıdır. Dolayısıyla yargı yürütmeyi de denetleyen bir organdır demokrasilerde ve evrensel demokrasilerde, hukuk devletinde yargıçları yürütme kontrol edemez. Onun için kabul edilebilir. Hiçbir yanı yok. Normal bir klasik devlet töreni değil. Çay toplamaya gidiyor Yargıtay Başkanı. Bir başka yerde, Afyon'da bir toplantıya gidiyor. Orada Cumhurbaşkanı
anayasanın tarif ettiği tarafsız genel kurmaya, başkanı değil. Genel briefing almaya gittiklerinde o da yanlış, ne toplamaya gidiyorlardı? O gün söyledi mi Cumhuriyet Halk Partisi bunları? Söylemedi maalesef. Beyanatlar çok açık. Genel kurma başkanı gerçeklere işaret etti. Yani yanlışı mı tekrar edeceksiniz? Çevik birinin arkasında durdunuz. Hayır efendim. Bir özür dileyin milletten. Hiçbirisi af dileyin bu milletten de. Darbelerin büyüttüğü partidir AKP. Bir af dileyin bu milletten. Özür dileyin ondan sonra konuşun bunları. Saygı göstereyim. Burada Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır, yargıya talimat veremez. Orada gidip yaptığı savunuyorsunuz. Ana muhalefet partisi müsaade edin efendim. Ana muhalefet partisi genel başkanı, bir daha konuşturmam sizi eğer beni konuşturmazsanız. Ana muhalefet partisi genel başkanını eleştiriyor, Yargıtay başkanı alkışlıyor. Milletin vicdanına bırakıyorum. Şimdi bakın, gelelim asıl meseleye. Yani Cumhurbaşkanının anayasada tarif edilen bir cumhurbaşkanı olmadığını biliyoruz. Oradaki yeminine sadık, sarapsız bir... Onu. Ya herkes biliyor, vatandaş biliyor. Bu millet %52'siyle evet diyor. Evet, ama siz %52'siyle bu anayasadaki cumhurbaşkanını seçti, %50,5'la. Bu anayasada tarif edilen cumhurbaşkanı seçti. Bir daha girer, bir daha görürüz. Bir dahaki 2009 seçimlerinde. Şimdi bakın, Bekir Bozdağ'ın 2014 yılında bir beyanatı var. Kısaca diyor ki, HSYK, Yargıtay, Danıştay gibi konuları partiler üstü bir mesele haline getirip birlikte bu noktada bir anayasal uzlaşmayı mutabakatta yapmamız lazım. Çok doğru. Çok doğru. Biz de bunun için dedik AK Parti'nin görüşü biz de bunun için dedik ki ya anayasaya uygun gelin anayasa değişikliğiyle Yargıtay ve Danıştay'da bir düzenleme yapacaksanız bunu getirelim beraber yapalım. Yapmadılar. Niye? Çünkü niyetleri yargı bağımsızlığını güvence altına alacak bir düzenleme değil. Eğer bunu anayasa değişikliğiyle yaparsa muhalefete de ihtiyaç var. O zaman muhalefet ne diyecek? Yargı bağımsızlığını güvence altına alacak düzenlemelerde ısrarcı olacak. Onun için anayasaya aykırılık pahasına bunu kanunla yapmaya yöneldi ve bunu getirdi. Şimdi bunu yaparken de bunlar hükmü hemen icra olup tükenen kanunlar. Yani iki şey yapıyorlar. Bir, mevcutları azlediyorlar. Bütün Yargıtay ve Danıştay üyeleri azlediliyor. İkincisi de görev sürelerini sınırlıyorlar 12 yılda. İkisi de anayasaya aykırı. Ama biliyorlar ki Anayasa Mahkemesi bu kararı verdiği zaman zaten kanun çıktığı anda sonuçlarını doğuracak. Bülent Bey, sonuçlarını doğuracak. Hangi maddeye aykırı 12 yıl? 12 yıl 154 ve 155. maddelere aykırı. O maddelere bakarsanız o maddelerde süre var mı? Müsaade edin var. O maddelerde efendim o maddelerde birlikte okuyalım kamuoyu da duysun. Ben anlatıyorum bu okumu ezbere biliyorum ben. Yok ki. Dinlemiyorsunuz peki, ki. Biraz sonra ben okuyayım. Müsaade edin. Bakın orada Danıştay ve Yargıtay daire başkanlıkları için süre koymuş. Üyelik için süre koymamış, sadece seçileceğini yazıyor. Bu zamana kadarki bütün uygulamalarda seçileceğini yazıp süre konmadıysa bu süre emeklilik yaşına kadar devam edeceği sabittir. Anayasa Mahkemesi'nin süresini koymuş. Danıştay ve Yargıtay daire başkanlarının süresini koymuş. Diğerleri seçilir diyor. Seçileceğini düzenlemiş ama süreyi koymamış. Bu ne demektir? Bu hakimlik ne demek? Teminatı çerçevesinde emeklilik yaşına kadar görevde kalacak demektir. Ya da görevden atılmayı gerektiren bir suç işlemediği ya da ölümle sona ermediği sürece. Görevden atılıyor mu bu yasayla? Hayır, istifaya davet ediliyor. İstifaya, Yargıtay ve Danıştay ile istifaya davet ediliyor. Peki, teknik şimdi, birazcık. Şimdi müsaade edin. Yani o teknik bir mesele. Evet, mesele bu. Yani nedir aykırı bu? Ne demek olmadan yani dolayısıyla? Şimdi yani? Burada, ne anlam taşıyor? Buradaki mesele şu. Yargıyı kontrol altına alma niyeti olduğu için başından beri bu meseleyi hep kanunlarla, el çabukluğuyla yapmaya çalıştılar. Burada sıkıntı şu, sistemi bozuyorsunuz. Sistemi bozduğunuz zaman dün cemaate teslim ettiniz. Bugün ondan kurtulmak için başka bir şey yapıyorsunuz, yarın bundan kurtulmak için başka bir şey yapacaksınız. Aynısı HSYK'da oldu. Bakın 2010 yılında HSYK ile ilgili düzenleme yapılırken, anayasadaki düzenleme yapılırken dediler ki, şimdi işte yargı gerçek anlamda bağımsız oldu, evet, HSYK. Evet. Şimdi onu da değiştirmeye çalışıyorlar. Bakın bu işi, yargı meselesi geçici, konjonktürel, siyasetçinin arzusuna göre düzenlenmez. Şimdi diyor ki anayasa değişikliğinden kaçtılar. Tam da söylediği şey bizim teklif ettiğimiz konuydu. Bakın uzlaşma komisyonunu hatırlatıyorsunuz. Evet, 60 buyurun. Maddeyi ben o komisyon üyesiyim. Ahmet İyimaya da Sayın Ahmet İyimaya da komisyon üyesi, Sayın Cemil Çek de komisyon üyesi. CHP üyesiydi. Kaçtı diyor. Size ben de diyorum ki bakın biz orada çok net bir şey söyledik. Gelin
Eğer tamamını hangi konularda uzlaşamayacağımız belli. Baştan uzlaşabiliyorsak burada uzlaşalım. Uzlaşamıyorsak daha önce 22. 24. dönemdeki uzlaşma komisyonu 60 maddede anlaştı. İşte sözünü ettiği 60 madde. Tamam. 60 maddede anlaştı. Bu 60 maddeye yargıyla ilgili de sıkıntı var diyorsunuz. Gelin yargıyla ilgili konuları da alalım. Yargıtay, Danıştay, HSYK, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. Onu da ekleyelim, bir paket yapalım. O paketi geçirelim ve bir ay süre koyalım dedim. Ben söyledim. Tutanaklarda var. O tutanaklar millete açık. Girsinler meclis şeyinden okusunlar. Bitirme. Bitirmeyin. Ben devam edeyim. Açacağım. Eksik kalırsa sorun. Yargıyla ilgili gelelim öbür tarafına. Dedim ki ikinci kısmı önerimin. Eğer diyorsanız ki 60 maddeyi de istemiyoruz diyorsanız, bakın 60 maddeyi söyledim. İlave yargıyı koyalım. Diyorsanız ki 60 maddeyi ama de istemiyoruz. Değil, o sizin görüşünüz. Efendim uzlaşamamışsınız zaten hayır, yargıda. Hayır 22. dönemde siz de dediniz ya. 60'ta uzlaşmışsınız ama. Bakın dedim ki. Uzlaşamanı onu da koyalım diyorsunuz yargıyı. Zaten uzlaşamamışsınız. Bakın 60 maddeye yargıyla ilgili kısımlarda oturalım, bir ay süre koyalım. Yani bir diyor ki bir dakika, izleyici de anlasın. Evet. 60 maddede uzlaşmışsınız, uzlaşamadınız, diğer maddeleri şart koşmuşsunuz. Hayır, doğru efendim, mudur şart diyor. Koşmadık, onu anlatıyorum. Ya da hadi bunu yani hayır, biraz açıklamak adına bir ay daha oturalım, onları da uzlaşalım hayır, diyor efendim, galiba. Hayır efendim, Haziran'a kadar çalışalım dediler. Biz de dedik ki ya kardeşim boşuna milleti oyalamayın. Parasını da harcamayın milletin boşuna. Başkanlık rejiminde anlaşabileceğiz mi? Anlaşamayacağız parlamenter sistemde. Belli anlaşamayacağımız. Çıktı meydana. Yani darbe hukukuyla ayrı komisyon diyorsunuz. Onu da olabilir. Kurabiliriz. Birlikte paralel yürüyebilir. Bu meselede eğer hükümet sisteminde anlaşamıyorsak, ilk dört maddede anlaşamıyorsak, anayasanın ilk dört maddesinde millet tarifi, işte demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, değişmez hükümlerde anlaşamıyorsak, o zaman 60 tane madde var anlaştığımız dedik. Gelin bu 60 maddeyi geçirelim. Yargıyı eğer ilave edelim diyorsanız yargıyla ilgili bunu da ekleyelim. Yargıyla ilgili bir mini paket yapalım ve birlikte yürütelim. Yok 60 maddeyi istemiyoruz. Sadece yargı diyorsanız yargıyla ilgili bir paket niye yapalım. Niye istemediler? İstemediler. Şunun için istemediler. Şimdi orada, AKP'li, bakın Bülent Bey, tutanakları gidin okuyun. Ya tutanaklar meselesi diye. Bak şunda. Peki benim için de olduğum toplantı mı? Hayır. Duyalım ama 60 olmaz ki öyle. Maddede hemfikir olup imza attınız mı? Kabul ettiniz mi? 60 maddede uzlaştınız değil mi? Evet. 4 parti. 22. 24. Tamam, dönemde. Tamam. 60 kim maddede, kaçtı? 60 maddede kim kaçtı? Uzlaşıldı. Kim kaçtı? Kamuoyuna. AKP kaçtı. AKP. Başbakan dedi ki madem diğerlerini anlaşamıyoruz. Tam tersine. Gelin bunu çıkaralım. Hayır bari. Efendim. Niye biz söyledik onu. Biz söyledik. Siz karıştırıyorsunuz. Sayın Genel Başkan'ın söylediğiyle Tayyip Bey'in söylediğini karıştırıyorsunuz. Biz söyledik olur, onu. Olur mu öyle şey? 24. Sonuna kadar. Dönemde, gelin bakın, bu 60 maddeyi ben anlatayım size diye. O zaman. Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Çıkınca da bakın internete. Ya da vereyim buradan bakın arayın. Her şey şimdi, açık bakın, seçik. 24. Olur. Dönemde 60 maddede uzlaşıldı. Evet. Ondan sonra devam edecekti. AKP kaçtı. Siz kaçtınız. AKP kaçtı. Nasıl kaçtı? Başkanlık hükümet sistemlerinde getirdi. Başkanlık rejimini dayattı. 4 parti vardı. 3 parti parlamenter sistem diyordu. AKP başkanlık sistemi diyordu. Başkanlık sisteminden biz vazgeçmiyoruz dediler. 3 toplantı üst üste gelmedi AKP. Sayın Meclis Başkanı Cemil Çiçek oda tahsis etmedi. Tutanak tuttular. O çalışma protokolüne göre 3 toplantı AKP gelmediği için komisyon lav oldu. Lav eden sizsiniz. Yani şimdi bu kadar milletin gözü önünde olan bir şey bitmedi efendim. Peki ama bir de dinleyelim. Daha benim söyleyeceklerim. Bir dakika Bülent Bey ama tamam. Bir dakika. Önünde bu kadar bu işi. Bir dakika Bülent Bey. Reşat Bey buyurun siz ne diyeceksiniz? Şimdi, bir dakika. Tamam, evet. Müsaade edin. Şimdi duyalım bunu. Buyurun. Şimdi bir defa 24. dönemde yapılan bu çalışmaya atıfta bulunarak siz farklı bir şey söylüyorsunuz. Ama benim söylediğim şu. Bakın aslında kendiniz de itiraf ettiniz. Uzlaştığımız 60 maddenin üzerine yargı ile ilgili olanları da koyalım bir paket olarak çıkaralım dedim diyorsunuz. Şimdi 26. Halbuki, dönemde söyledik. O dönemde bakın. Nasıl 2010'da bir anayasa değişikliği yapıldıysa daha sonra oradan da umutla bir uzlaşma komisyonu kuruldu ve işte sizin de içinde bulunduğunuz komisyon 60 maddede uzlaştı. Bu maddeler de ben onda yoktum. Ya CHP olarak vardı da şahsen ben orada yani yoktum. Başka CHP milletvekili vardı, arkadaşımız onu diyorum. Vardı. O 60 madde Balçık Hanım, o 60 madde esasen çok ana maddeler veyahut da böyle asıl maddelerde teşkil etmiyordu. Evet, bunu, doğru. Bunu da yakın takip ediyor. Evet. Doğru. Ama buna rağmen Türkiye'de demokrasi gereği iktidar muhalefet siyasal partilerin bir uzlaşma örneği olsun diye o günün başbakanı olarak Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna
Buyurun bu 60 maddeyi gelin çıkaralım. Efendim biz önerdik. Davetler yapıldı. Reşat Bey bu doğru ama, değil. Ama bakın arşive. Sayın Genel Başkan 60 maddeyi çıkaralım olmadı. Diye 24. Olmadı. Dönemde ama, önerdi. Efendim, masadan kaçan peki, sizsiniz. Orada bir nokta koyalım. İki ayrı görüş var. Evet. Tamam. Geldik, baksın ya, geldik şimdi baksın, ikimiz de birlikte 26. dönem milletvekiliyiz ve Sayın Başbakan Davutoğlu o gün itibariyle genel başkanları ziyaret yaptı. Sonra bu görevi artık bundan böyle meclis başkanımıza tevdi ediyorum dedi. Sayın İsmail Kahraman da dört siyasal grubu bulunan partilerimizin liderleriyle yeni bir uzlaşma komisyonuna karar verildi. Ama şimdi o komisyon... Yani çok güzel gitmeyelim. Niye işlemedi? Ben söyleyeyim. Hayır efendim, ben bir söyleyeyim, siz de farklıysa ifade evet. edin. Şimdi orada Sayın Kılıçdaroğlu grupta ve başına yaptığı açıklamada dedi ki biz öncelikle darbe yasalarının temizlenmesi için bir komisyon kuralım. O komisyon o görevi yapsın. Türkiye'nin öncelikli sorunu anayasadan önce darbe yasalarının temizlenmesidir. Evet. Dedi mi demedi mi? Dedi. Ve ondan sonra Başbakanımızın açıklaması da buna Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurmamız bizim darbe yasalarını ayıklama komisyonu kurmamıza engel değil. İkisini de kuralım. Çünkü biz zaten darbelerden çekmişiz. Darbelere karşı mücadele eden bir partiyiz. Gelin esasen üst hukuk normu olarak anayasa, sivil anayasa yapılabilirse, uzlaşılırsa ona uygun olarak alt normanı değiştirmek daha kolay. Ama buna rağmen iki komisyon kuralım. Burası ne kadar darbe kalıntısı, hukuka aykırı, insan haklarına aykırı yasalar varsa onları da temizleyelim. Ama burada da uzlaşma çalışsın dedik. Topu taca atmayın. Aynen böyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi topu buna yanaşmadı. Yok, yanaşmadı. Çok açık. Bakın, onun için... Sayın Davutoğlu'yla Sayın Genel Başkanımızın konuşması, kapalı görüşmesinde ben de vardım. O heyetin içindeydim. O görüşmede Sayın Genel Başkanımız Sayın Başbakan'a dedi ki aynen bu öneriyi getirdiğinde dedi ki öncelikli sorun darbe hukukundan Türkiye'nin temizlenmesidir. Eş zamanlı yürütülmelidir. Dikkat edin. Evet. Önce sonra değil. Tamam. Topu taca atmayın. Onun için diyorum. Eş zamanlı yürütülmelidir dedi. Sayın Davutoğlu da tamam dedi. Uygundur. Eş zamanlı da biz de buna mutabıkız dendi. Ve sonradan meclis başkanına gitti Sayın Davutoğlu. Evet. Meclis başkanı bize çağrı yaptığında genel başkanımız meclis başkanına cevap metninde 3 şey söyledi. Bir, aynı Davutoğlu'na, Sayın Davutoğlu'yla yaptığı görüşmeyi anlattı. Mektuplar arşivlerde açık. Gizli belge değil bunlar. Evet. Dedi ki bir, eş zamanlı darbe hukukunla temizlenme konusunda eş zamanlı bir çalışma olsun dedi. Biz bu şartlarda oturuyoruz masaya dedi. İki, anayasanın ilk 3 maddesini değiştirmeyiz. İlk 4 maddesi değiştirilmez dedi. Demokratik, sosyal, layık hukuk devleti, İstiklal Marşı, Türk bayrağı, millet meselesini tartışmayız dedi. İkincisi. Üçüncüsü de parlamenter demokrasi ekseninde bir çalışma yaparız. Başkanlık rejimi ekseninde bir çalışma yapmayız. Peki. Biz masaya otururken böyle oturduk. Niye dağıldı meselesine gelince? Biz milleti oyalamak için gitmedik. Oturduk. İlk toplantıda daha ben söyledim. Basına açık. İkinci toplantıda kapalı bölümde yine söyledim. Dedim ki arkadaş biz bundan önce 2 sene çalıştı bu komisyon. Ve ayrılma noktası neydi? Siz parlamenter sistem değil başkanlık rejimi diye dayattınız. Kalktınız masadan. Bundan dağıldı. Bizim iddiamız. Tutanaklarda da yazıyor. Onun için gelin baştan bu meseleyi bir çözelim. İlk 4 madde ve parlamenter sistem. Peki. Bu konuda anlaşamayınca biz de dedik ki o zaman 60 madde vardı. O zaman da genel başkanımız 60 maddeyi gelin çıkaralım dedi. Yanlış bilgi buradaki. 60 onu yine tekrar söyledik. 60 madde istiyorsanız buna yargıyı da ekleyelim. Çünkü bu konu işte geldi önümüze. Ne vardı o zaman bunu yapsaydık? Bir ay içerisinde bunları geçirseydik. Bu anayasa değişik zorlayarak, uğraşarak olsaydı. Dolayısıyla AK Parti cephesi bunu o zaman böyle kabul etmedi diyorsunuz. Ne vardı? Şunun için etmedi. Şunun için etmedi. Tesadüfi değil. Mesele AKP bir başta at gözlüğü dedi ya Sayın Peker. Evet. AKP bir hedef koyuyor. O hedefte geri kalan tarafın hiç önemi yok. Kendi hedefi var. O hedef içerisinde şimdi diyor ki ben bu mahkemeleri nasıl kontrol ederim? Tamam. Dün cemaat orada duralım. Istedi. Peki güzel. Evet, bunu konuşacağız. Şimdi böyle etmeye bunu çalışıyor. Konuşacağız. AK Parti böyle? Hedef koyuyor. Ben bu mahkemeleri nasıl kontrol ederim? Hukuk önemli değil. Devam demokrasi önemli çok, değil. Çok hedef kısa bu. Bir araya gidiyorum. Aradan sonra. Karşıt Görüş devam ediyor. Reşat Petek ve Bülent Tezcan'la birlikteyiz. Araya gitmeden önce Bülent Tezcan dedi ki AK Parti'nin bir hedefi oluyor dedi. O hedefe kilitleniyor at gözlüğüyle gönderme yaparak sizin eleştirinize. Ve ondan sonra da kimseyi görmüyor önü. Hukuk tanımıyor. Hiçbir kimseyi şey tanımıyor. Siyasette hedef hayır başka şeylerde yanlış de. Anlaşılmasın. Ha. Siyasette hedef olması iyidir. Ona hukuk tanımıyor. Yok. Hiçbir hukuk kural tanımıyor. Tanımıyor. Demokrasi tanımıyor. Yani peki her şeyi ben de şunu sordum. Hedef ne? Hedef?
Evet. Hedef sizden duyalım. Nedir hedef, bugünkü hedef? Hedef yargıyı siyasetin emrine almak, güdümlü yargı yaratmak. Güdümlü yargı yaratmak. Buradan devam edelim Reşat yaratmak. Bey. Buyurun, buyurun. Evet. Niyet okumanın bu kadarına tabii ne diyeyim? Bülent Bey niyet okuyor. Şimdi 14 yıldan beri iktidarda olan ve de tek başına iktidar olan AK Parti eğer bağımsız, tarafsız, adil bir yargı oluşturmak dışında hedefler olsaydı herhalde bu 14 yılda böyle bir siyasal partinin veya partinin direktifleri hareket eden bir yargıda bir yerlere gelirdi. Ama AK Parti'nin hedefi var mı? Var. Bağımsız, tarafsız bir yargı. Direktif almayan, efendim bir yerlerden hukuk dışı gelen talimatlarla hareket etmeyen bir yargıyı gerçekten kim olursa olsun, anası, babası, yakını dahi olsa adil şahitlik yapacak, adil karar verecek, adil hüküm verecek yargı. Bizim kadim medeniyetimizden, milletimizin beklediği geçmişteki uygulama örneklerde olan böyle bir adaleti ve yargıyı savunuyoruz. Hedefimiz de bu. Şimdi bir ikincisi AK Parti elbette ki yargıda da, ekonomide de her alanda hedefler olan bir parti. Ama tabii şimdi tersinden sonra biraz şeytan avukatlığını evet, yapayım. Karnemize baktığımız zaman yargı karnemize işte böyle değil. Efendim, siz benden çok daha iyi bilirsiniz bu karneyi zaten. Şimdi bakın, değil mi? İfade i̇şte edeyim. Bu Ergenekon süreçlerini düşünün, balyozları düşünün değil Bahçe mi? Yani Hanım, hani hakikaten çok kötü şeyler yaşadık şimdi, biz bu ülkede. İfade edeyim. Eğer şimdi bir şey AK sorayım Parti, da bunlar aynı bunu buyurun, takviye için cevap buyurun versin daha güçlüce. Süreyi durdurun. Süreyi tutuyorum ben. Hadi tamam. Sayın İlhan Cihaner'i tutuklamak üzere savcıyken oraya baskın yapıldığı dönemde İlhan Cihaner'i oradan alıp içeri atanlar, aynı gücü ya da İlker Başbuğ'u alıp içeri atanlar ya da garnizonu basan savcılar ve o dönemin hakimleri, yargısı aynı şekilde Bilal Erdoğan'ı sorgulamaya gittiğinde niye yapamadı? Şunun için söylüyorum. Bilal Erdoğan'ı alsaydı demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Şunun için söylüyorum. İlhan Cihaner'i gider alırken, İlker Başbuğ'u gidip alırken, komutanları gidip alırken, garnizonlara gidip basarken arkasında iktidar gücü vardı. Peki şimdi devam edelim. Ama Bilal Erdoğan'ı ne zaman almaya gitti iktidar gücü karşısına peki, geçti. Peki parantezi i̇şte kapatalım. İşte yargının hali budur. Buyurun daha Reşat Bey. Evet. Evet, niyet okuyarak ve ön yargıyla bir yaklaşım ancak böyle olur. Bülent Bey, evet, cevap vereyim. Şimdi AK Parti 2002'de iktidara geldiğinden gelmezden önce Türkiye'de yargı gerçekten bağımsız, tarafsız, adil kararlarıyla adaleti geciktirmeden tecelli eden bir yargı var mıydı? Bu soruyu sormamız lazım önce. İnsaflı bir yaklaşım için. Ben 1974 yılından beri bu yargının içindeyim. Evet. Her kademesinde de çalıştım. 1980'li yıllarda başsavcı olmam nedeniyle önüme aynı zamanda müfettiş gibi tahkikat için gelen dosyalardan hatırlıyorum. İnanın üzerinden 30 yıl geçmiş netice alınmamış, 35 yıl geçmiş netice alınmamış dosyalarla da karşılaşıyorduk. Artık hani şiirlere konu olan var ya, bu dava bana dedemden kaldı hakim bey diye. Bunlara konu olan da bir adalet vardı. Bir ikincisi de gerçekten ideolojik bir yargı vardı Türkiye'de. Briefing alan bir yargı vardı. Yasada da Menderes'e idamına katliam gibi karar veren bir yargı vardı. Bunlar bizim zaten Türkiye'de baştan itibaren yargımızın bağımsız, tarafsız, insanı ve insan haklarını önceleyen, insanlar arasında ayrım yapmayan adil bir yargı iyileştiremediğimiz pek çok örneğini ben böyle arka arkaya sayayım. Maalesef. Ha bunun düzeltilmesi noktasında gayret gösterildi mi AK Parti'lerinde? Evet gösterildi. Ciddi gayretler gösterildi. Bir defa hukukun üstünlüğü anlayışı dışında, bağımsızlık ve tarafsızlık anlayışı dışındaki yargıya kimsenin müdahil olmaması arzu edildi. 2010'daki anayasa reformunda en büyük omurga diyebileceğimiz değişiklik yargıdaydı. Ve bu ne iyi niyetle ne yapıldı? Ya diğer ülkelerde yargının da kendi içinde bir demokrasisi var. Atama ile gelen Yüksek Hakimler Kurulu, eskadı ile Yüksek Savcılar Kurulu'nun ne kadar yanlış uygulamalarının olduğu malumdu. Bunları biz yaşadık. Ben Yüksek Savcılar Kurulu'na bağlı olarak savcılığa başladım. O zaman bunlar ayrıydı 1961 Anayasası'nda. 82 Anayasası'ndan sonra 12 Eylül darbesinden sonra tekrar birleştirildi. Ve tamamen neredeyse vesayet altında bir üst yargı oluşturuldu. Onun verdiği kararlar da ortadadır. Şimdi bunlardan kurtululmak için demokrasi işlesin, hukuk işlesin diye girişimlerde bulunuldu. HSYK'da seçim sisteminin gelmesi bundandır. Seçim sistemimiz. Anayasa Mahkemesi'nde yapılan değişiklikler bundandır. Özellikle de pek çok demokratik hukuk devletinde olduğu gibi yüksek yargıda yasama, yürütme ve yargı makamlarının ki bunlar için de yoğunluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak üzere ki orada farklı siyasi partilerin temsil makamı nitelikli çoğunlukla seçimler yapılsın diyerek de çalışmalar çok oldu. Sonunda ortaya çıkan yapıda
Şimdi bunu açıklıkla ifade edelim. Oluşan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. Değil mi Bülent Bey'in dediği o cümleye buraya not aldım. 2011'de 160 tane atama militan yapıldı. Yargıç. Militan yargıç dediği. Bu 2010'da oluşan yeni HSYK'da yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Ha, bu AK Parti'nin temelde demokratik bir üst yargı, yargının üstünde. Yani Adalet Bakanı'ndan, hükümetten, yürütme erkinden bağımsız bir üst yapı oluşsun diye ortaya konan Adalet Bakanlığı listesi değil miydi o seçimi hatırlasanız da? Ortaya konan bu çalışmada Adalet Bakanlığı listesi değil miydi? Bir dakika, bütünlüğü kaybolursa peki, anlaşılmıyor. Peki, bölmeyelim, ikisi de vakit tamam, vereyim şimdi, olur mu? Şimdi tamam. Oluşan bu yapının daha sonra görüldü ki işte şimdi yakındığımız hukuk yerine belirli odaklardan talimat alan bir savcı ve hakim zümresinin yani paralel devlet yapılanması içindekilerin peki, nasıl kumpaslar kuruldukları da ortaya çıktı. Yani ama ikrar ettiniz, siz getirdiniz. Bunların karşısında şu anda onları yapanlar mükafatlanıyor mu, cezalanıyor mu? Yargıda AK Parti ne için uğraşıyor? Bakın şu anda yargıdaki sistemle efendim bu haksızlıkları, bu zulümleri, yanlışları yapanlar gerek idari tahkikatlarla gerek adli tahkikatlarla kimi tutuklu peki, olarak hesabını veriyor. Peki, iyi süreyi kullanmam hesabını lazım veriyor. Bülent Bey. Şimdi, o bakımdan bunu, evet, ha, bunu görmemiz lazım. Mesele şu. O yanlışlar bilmeden aldatılarak yapılmış olsa ve bugün dönülmeye çalışılsaydı ben yaşadım. 24. dönem milletvekiliyim. Ergenekon davalarının tamamını takip ettim. Yani kandırıldık benim, durumu yok diyorsunuz. Efendim ittifak var, iktidar bloğuydu diyorum. Bunu bilerek söylüyorum. Benim 3 tane hakkında fezleke var. Dokunulmazlıkları kaldırdık. Ben de oy verdim. Kendisi de biliyor. Aynı komisyondayız. 3 evet, taneden 2 tanesi Silivri mahkemelerine hakaret. Oraya gittim. Orada dedim ki siz Nemrut Mustafa divanısınız. Nemrut Mustafa divanısınız. Siz bağımsız yargı değilsiniz. O mahkemeler nasıl yargılama yaptığını biliyoruz biz. Kozmik Oda'ya o hakimin nasıl girdiğini bugün Yargıtay'da, Yargıtay üyesi bunların nasıl olduğunu biliyoruz. Yani o dönemde silahlı kuvvetleri itibarsızlaştırmak için iktidar yandaş medyasının cemaat medyasıyla beraber nasıl büyük bir algı operasyonuyla vatandaşın gözünde silahlı kuvvetler personelini askere ölüme yollayan komutanlar diye anlattığını biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ben milletvekili olarak çıkıp her konuşma yaptığımda Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından çıkıp bırakın yargı işini yapsın diyorlardı. Şimdi soruyorum ben AKP'lilere, Reşat Bey'e sormuyorum, milletvekili değildi. Şimdi soruyorum, herkese soruyorum. Zekeriya Öz nerede? Zekeriya Öz'e aracını koruma olarak veren dönemin başbakanı şimdi nerede? Ben bu davaların savcısıyım diyen dönemin başbakanı Ergenekon davası için söylüyorum. Nerede? O davalarda savcılık yapanlar bugün hangi noktada? Kozmik Oda'ya girip arama yapan, Kozmik Oda'yı arayamazsınız dendiği zaman hükümet çevrelerinden başbakan başta olmak üzere ne demek arayamazlar canım? Bülent Bey orada şunu da söyleyin. Şimdi nerede? Onlar hükümet kararı mı, yargı nerede kararı mı? Bunu da şimdi insaflı ve hukukçu olarak kimliğinizle söyleyin. Bunlar yargı, bakın, o günkü yargı erkini ideolojik amaçlarına paralel yapıya yargı içerisinde yerleştirdiği onların günahı, onların suçu. Bunu da söyleyin. Hükümetin, söylüyorum, hükümetin yargı içerisinde yargıyı ele geçirmek için yerleştirdiği cemaatle, ya, çeteyle, ittifakıyla, işbirliğiyle, iştirakiyle işlenen suçlar. Şimdi bakın, zerre kadar şunu vicdanınız varsa, bakın, vicdanınız varsa. Paralel yapı soruşturması yapılabilir. Bakın Reşat zaman Bey, gelin hemen mücadele edelim. Paralel yapıyla mücadeleye varız. Bu cemaatin bütün bu hukuksuzluklarıyla mücadeleye varız. Nasıl varsınız? Varız ama ittifakı eden sizsiniz. Varız ama o dönem bütün bu işin ortakları, şerikleri de yargılansın. Yok öyle şey. Yani dün beraber aynı masada Türkiye'nin yargı sistemini yok edeceksiniz, hukuk sistemini yok edeceksiniz, aydınları iftira davalarıyla içeri atacaksınız. Bakın bugün şimdi donanma davası ne oldu Nusret Güner? Nusret Güner ne oldu? Şimdi donanma davasıyla ilgili atılan iftiralar İzmir'de hep bizim arkadaşlarımız gitti takip etti o davayı. İftira attılar. Çocuklarının hakkındaki şu, mahrem iftiralara peki, kadar gerçekten değil. Peki şu dönemde iftirayı atanlar, o kumpası kuranlarla o kumpası kuranlar şu anda mücadele ediliyor mu edilmiyor mu? Şu anda onlara şu an, hukuk önünde hesap soruluyor mu sorulmuyor mu? Efendim şu anda. Biraz da bunları görün. Ben şu anda mesele itiraz gitmiyor. Ettiğimiz şey onlarla mücadele değil. İtiraz ettiğimiz şu anda, şey bunun hesabını veriyorlar. İtiraz ettiğimiz şey şudur. Ve İtiraz ettiğimiz şey şudur. Onlarla mücadele değil. İtiraz ettiğimiz şey
Cambaza bak cambaza diyerek onlarla mücadele ediyorum kılıfı altında yargıyı yeniden kendi kontrolünüze alma çabanız. İşte sizin, yani sizin bu olarak, açıklamalarınız samimi olarak Türkiye'deki paralel yapılanmaya fırsat veriyor. Bakın bunu niye ve bu konuda samimi sayın, olmadığınız sayın ortaya çıkıyor. Ne ilgisi var efendim? Tabii canım, paralel yap. Madem ki böyle bir bize o yakışmaz. O elbise bize yakışmaz. O elbiseyi giyenler ki. Var. O elbiseyi giyenler var. Çok iyi de duruyor üzerlerinde. O zaman içinizdeki onları temizleyin varsa. Bizden değil. Sizde var o elbise. Bizde yok. Bütün AKP grubu giydi o elbiseyi. Hukukun şimdi yargılanan eski milletvekillerine bakın. Bir tane CHP milletvekili var mı? Yargı hesabını soruyor. Bakın 24. dönem AKP milletvekili olup da bugün FETÖ terör örgütü soruşturmasında yargılanan milletvekilleri kimlermiş? Bakın hangi grubun milletvekiliymiş? Tarafsızlığına sahip çıkıyorsa ben size söyleyeyim bakın. Bakın Cumhurbaşkanı gitti İstanbul Savcılığına bir yazı yazdı. Yazdığı yazıda ne dedi? Gerçek Gündem Gazetesi internet portalıyla ilgili şu soruşturmayı yapın ve derhal sonucundan bize bilgi verin dedi. Siz savcılık yaptınız. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi var mı? Yok, çok açık olmadığı. Cumhurbaşkanı niye söylüyorum bunu? Niye söylüyorum? Şikayetçi olma hakkı da var. Şikayetçi değil. Şikayetçi olma hakkı da var. Aynı efendim. Müdahil olma hakkı da var. Neşat Bey şikayetten bahsetmiyorum. Talimat vermekten bahsediyorum. Talimat falan yok. Cumhurbaşkanı hangi bir kağıdı? Ya meclis kürsüsünden okuduk ya. Meclis kürsüsünden gösterdik. Barış arkadaşın. Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığını ilgilendiren konularda. İlgilendiren değil. Cumhurbaşkanı hakaretle ilgili soruşturmayı yapın. Gereğini yapın. Tarafımıza bilgi verin diyor. Sonucunu da ister. Onun usulü o değildir. Savcılığa şikayet dilekçesidir onun usulü. Sizin görüşünüz o. Ne demek sizin görüşün? Hukukun görüşü bu. 104. madde yok. Anayasa gereği. O 104. madde talimat verir demiş. Peki. Son birer dakika vereceğim. Son birer dakika. Çünkü evet. Birer dakika meselesi değil. Bugün mesele şudur. Evet. Türkiye'ye bir deli gömleği giydirmeye çalışıyor AKP iktidarı. Evet. Bunu yaparken de kendi otoriter rejimini güçlendirmek, hakim tek parti sistemini kurmak için yargıyı kontrol altına alacağı bir yapı kurmanın peşinde. Bunun için dün dedi ki eski düzenle mücadele ediyorum diye cemaatle ittifak yaptı. Sonra 17-25 aylık soruşturması çıkmasaydı, cemaatle araları açılmasaydı bugün canım gülüm gideceklerdi ama baktılar ki devlet mekanizması gidiyor ellerinden kontrol. Ondan sonra iktidar bloğu çatladı. Çatışma içerisinde şimdi de millete dönüp biz onlarla mücadele ediyoruz derken aslında cambaza bak cambaza diyerek kendi yargılarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim karşı çıktığımız şey budur. Peki sizden de çok kısa alacağım. Evet şimdi, buyurun. Tabii Bülent Bey Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve başkan yardımcısı. Evet. Başka türlü bir konuşma bekleyemezdik. Onun Türkiye'nin için, gerçeği bu. Onun için ama Türkiye'nin gerçeği bu değil. Türkiye demokratik bir hukuk devleti, demokrasi var. Biz bu konuda derdimizi millete anlatıyoruz. Milletimiz de neyin ne olduğunu farkında. Buyurun. Eğer Bülent Bey'in dediği gibi olsaydı 1 Kasım seçimlerinde biz %50 oy alıp da tek başımıza iktidar olmazdık. Ya canım olmazdı. İktidar oldunuz diye her şeyi yapma hakkını elde ettiniz mi? Onu söyledim başta. Yani hukuk anayasasını çoğulcu, yöneteceksiniz ülkeyi müsaade edin, iktidar olduk çoğulcu diye. Çoğulcu demokratik sisteme anayasa ve kanunlar çerçevesinde evet. Kullanarak elbette ki yöneteceğiz ülkeyi. Hiçbir zaman anayasa ve kanun dışında yapılan bir şey de yok ve olmaz da. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı içinde bugün yapılan şu çıkarılan kanun da bunun içindir. Adaletin gecikmemesi içindir. Süratle kararların verilmesi, vatandaşın da adaletten beklediğinin adil olarak kararın verilip süratle verilmesini temin içindir. Bütün yapılanlar budur. Ama muhalefet kolay. Eleştir ama buyurun hangi çare dediğinizde de iki satır bir şey ortaya koyamadan her şeyi eleştirmek kolaydır. Ben de şunu söylerim. Bu kanun Türkiye'deki çıktı, daha bugün gönderildi Cumhurbaşkanı'na. Türkiye'deki, niye gecikti? Müsaade eder misiniz? Niye gecikti? Ya Cumhurbaşkanı'nın takdirine bunu sormaya hayır, hakkım var ya? Meclis. Cumhurbaşkanı da bugün gitti diyorum. Anayasa belli. Anayasa belli. Bakın Cumhurbaşkanı da bugün gitti diyorum. Ben Cumhurbaşkanı niye bekletti demiyorum. Meclis niye gitti? Meclis niye göndermedi bugüne kadar? Hani aceleydi bayramdan önce apar topar bayram sonuna bırakma. Ya ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim sebebini. Şimdi süremi bitirmeyin. Sonra söylersiniz. Saraya topluyorlar hakimleri. Nasıl planlarız diye. Ayıptır. Bak iftira atmayın bunlar. Ayıp değil. Bunlar çıkacak meydana. Şimdi bakın. Siz hukukun uygulanmasına rahatsız oluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hukuku sadece at gözlüğüyle kendi penceresinizden ve dediğiniz dışındakileri doğru olmadığını ifade ediyorsunuz. Bir de niyet okuyorsunuz. Ama AK Parti açık, şeffaf, yargıda da düzeltmeler için, düzenlemeler için uğraşıyor. İşte çıkan bu kanun milletin iradesiyle çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne de meclis başkanının
Anayasa ve kanunlar gereği kendine verdiği yetkiyi kullanmıştır. Dün gönderir, bugün gönderir. Onu seni sorgulamaya da hakkım yok Bülent'ciğim. Kusura bakma. Meclis başkanı anayasa... Söylüyorum. Meclis kanunu çıkardıktan sonra bekletmesinin onu anlamı nedir? Bunu soruyorum ya. Niye bekletiyor? Dolayısıyla... Niye bekletiyor? Çıkmış kanun. Niye bekletiyor? Ya... Neden bekletiyor? Hangi kanun bekledi? Ya çok açık. Benim sorduğum bugüne kadar hiçbir kanun bu kadar geç çıktıktan sonra beklemedi. Dokunulmazlık kanunu nasıl gitti? Nasıl gitti? Anayasa değişikliği. Nasıl gitti? Hemen gitti. Peki evet. Cumhurbaşkanı bekletti. Cumhurbaşkanı 15 gün bekletti. Hayır. Bize 2 yani saat değil, 4 saat yetmez konuşmaya. Yani. Sonuç bitiriyor. Peki hemen. Konuşturmadı mı? Bülent Bey'de. Bağlıyorum. Peki. Hakikaten. Hukuku konuşturmadı mı? Peki ama son bir cümle alacağım, vaktim bitiyor. Konuşturmayarak bir yere varacağını sanıyorsanız bunda yanılırsınız. Milletimiz bizi çok iyi anlıyor. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveniyoruz. Yasa milletin iradesiyle çıkıyor. Siz de muhalefetinizi yapacaksınız. Ama Allah'a şükür biz... Yasa yapılmaz. Anayasaya aykırı başka sizin iddianız... Başka bir programla devam edelim. Şimdi, olur mu? Hanım, başvurdu Bey. Sayın Kılıçdaroğlu. Şu da bakın Anayasa Mahkemesi'nin red kararı. Daha Anayasa Mahkemesi'ne kanun çıkmadan başvurup da... O zaman anayasaya aykırılık iddiası. Ben söylemiyorum Anayasa Mahkemesi'ni... Yüzünüze vuruyor Sayın Kılıçdaroğlu. Hukuk tarihi ileride yazacak onu. Türkiye hukuk tarihi nasıldır? Şimdi de Anayasa Mahkemesi hoşunuza gitmez. İki tane Anayasa Mahkemesi üyesi... Peki şöyle yapalım mı? Bunu başka bir programda tartışalım en azından. Reşat Petek, Bülent Tezcan, çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Gayet dinamik bir tartışma oldu. Karşıt görüşte hükümetin ve ana muhalefetin temsilcilerini ağırladım bugün. Suriyeli vatandaşlık mevzundan girdik. Danıştay, Yargıtay'dan çıktık ve yargının siyasallaşmasına kadar konuşmaya çalıştık. Karşıt görüşten bu akşamlık iyi geceler. Önümüzdeki hafta yeni bir karşıt görüşte buluşmak üzere. Kur'an-ı Kerim başlattı.